Sevgili izleyiciler günaydın. Bugün 7 Kasım 2018 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Dışarıda yavaş yavaş kendisini hissettiren bir soğuk sonbahar kışa doğru dönmekte. Ve içinizi ısıtacak güzel haberler, ara sıra sizi sinirlendirecek siyasi haberler, zaman zaman da araya tadımlık ekonomik ve magazin haberleri ve gazete başlıkları, memlekette neler oluyor neler bitiyor, sizlerden gelen günaydın mesajları hepsini bir tepside sizlere sunmaya çalışacağız. Umarım keyifli bir 2,5 saat geçirirsiniz. Cuma günü özel bir yayınımız olacak. Boztepe'den sizler için Ordu'ya gelen gazetecileri ağırladığımız, onları konuk aldığımız özel bir yayın olacak. Bugün konuk köşemizde Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Erdoğan Erişen'i konuk edeceğiz. Ordu'da önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyorlar. Sevgili izleyiciler, şöyle bir günaydın mesajlarıyla bir kendimize gelelim. Günaydın diyelim. Sosyal medyadan bakalım günün ilk günaydınını kim göndermiş? Henüz uyanamamışız anlaşılan o. Günün ilk günaydınını okuyamadık ama şimdi isterseniz sizin bize gönderdiğiniz, aktardığınız arkadaşlarımızın sokakta yaptıkları sokak röportajları günaydın mesajlarıyla programa başlayalım. Günaydın efendim. Perşembeden günaydın Akın Bey. Günaydın. TVL'deki ya. Günaydın. Günaydın bütün Ordu'ya. Günaydın İstanbul'a. Günaydınlar Perşembe'ye. Günaydın. 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 Askerdeki oğluma ve arkadaşlarına, silah arkadaşlarına selamlar, iyi günler. Ailemize selam yolluyoruz buradan. Ben de aileme selam yolluyorum. Bütün İstanbul'daki tanıdıklara selam olsun. İstanbul'daki aileme selam söylüyorum. İstanbul'da aileme biz de selam söylüyoruz. Günaydın mesajlarını tebessüm ederek dinledik. Evet, insanlar birbirlerine günaydın demeli, insanlar birbirlerine selam vermeli, insanlar birbirlerine tebessüm etmeli. Sevgili izleyiciler, günün ilk günaydınlarını aldık, teşekkür ediyoruz. Ramazan Öztürk Bey'e de günaydın, İbrahim Aydın Bey'e, Kırlı Köyü'ne, Kırlı'dan günaydın diyen dostumuza da sevgiler, saygılar. Muammer Karagöz Beyefendi'ye de günaydın diyelim. Fasa'dan İsmail kardeşim el becerilerini Fasa'da satmaya çalışıyor. Zabıtaya rağmen satmaya çalışıyor. Tabii zaman zaman da haberlerde gündeme getiriyoruz. Onların da işi zor. Sokaktaki bu işi yapmaya çalışan vatandaşların işi de zor. Diğer taraftan esnaf da biz vergi veriyoruz, kira ödüyoruz. Sokakta vatandaş geliyor, bunları satıyor diye tepki gösteriyor. Ama biz inanıyoruz ki hepsinin orta yolu mutlaka bulunmalı diye düşünüyoruz. Evet, arkadaki mavilik sarılık geçti mi Sefat? Tamam, harikasınız. Arkada neler oluyor diyorum ben de. Bir taraftan gözümde kamerada.
Sevgili izleyiciler, gözümüz aynı zamanda bir de fındıkta. Fındıkla ilgili çeşitli haberler yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Fındık memleketin en önemli konularından bir tanesi. İnsanlar fındıkla yatıyor, fındıkla kalkıyor. Yazın bütün tatil planlarımızı fındıktan önce, fındıktan sonraya göre planlıyoruz. Düğünleri fındıktan sonra yapıyoruz. Şimdi biz de birkaç fındık haberi yapalım. Fındık haberinden önce, fındık haberinden sonra diyelim. Sefat, 12. haber fındıkla ilgili. Bakın, Fisko Birlik bir tescil başvurusunda bulunmuş. Haberin içeriğini izleyelim, sonra fındıkla ilgili söyleyeceğimiz başka şeyler var. Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2001 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan fındığın Avrupa ülkelerinde de marka değerinin korunması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bölgede aroması, kalitesi, tadı, dolayısıyla bu özellikle sebebiyle de sektörde çok aranan Giresun tohumlu fındığın coğrafi işaretini almış idik. Ürünün Türkiye dışında özellikle Avrupa ülkelerinde marka değerinin korunması ve artırılmasını sağlamak adına Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa Giresun Tombul Fındığı'nın Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescili için mesai verdiklerini belirten Bayraktar, bunun için Avrupa Birliği Komisyonu'na başvuruda bulunduklarını söyledi. Bölgesel ve arama anlamında çok farklı ve değerli olan, piyasada da aslında bu özellikle sebebiyle aranan bir ürünlerimiz adı zaman zaman başka bölgesel fındıklarla ilgili de kullanılıyor. Başka ülkelerde de kullanılıyor. Dolayısıyla en azından bunun önlenmesi, bu bölgede yetişen fındığı daha değerli kılma ve bu ürün yetiştiren insanların ürününden daha fazla değer elde etmesini sağlayacak. Çünkü yani bu tescilden sonra oluşturan logo ve bir kısım faaliyeti sebebiyle bu ürünün ismini bu ürün kullanmadan kullanma imkanı hiç kimse de olmayacak ve bunun da işte tescili sahibi firma tarafından denetimi sağlamış olacak. Dolayısıyla az önce söyledim, hem kıymetli olan ürünümüze değer katacağız, hem de bu ürünü üreten işte üreticimize belki elde ettiği üründen daha fazla gelir elde etme şansı sağlayacağız ya. Coğrafi işaret belgesiyle Giresun Tombul fındığı koruma altına alınacak. Bayraktar, coğrafi işareti Fisko Birlik'le ortak kullanacağız dedi. Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş ise Giresun kalite fındığının hak ettiği değeri elde edebilmesi için bir süredir çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Arkadaşlarımız sağ olsunlar fındıkla ilgili haberleri yapıyorlar. Tabii bizler de fındıkla ilgili haberleri yaparken tarafsız bir gazeteci olmanın dışında zaman zaman üretici adına da taraf konuşmalar yapıyoruz. Ama bunları yaparken hiçbir zaman siyasileri yermek için değil, sadece onlara fındıkla ilgili gerçeğimizi bir kere daha hatırlatmak için yapmak istiyoruz. Evet, burada Fisko Birlik artık eski fonksiyonunu yitirmiş durumda. Bir dönemde siyasilerin cirit attığı ve kendi siyasetlerini yaptığı bir yer olması münasebetiyle bugün yaşadığı durumu biraz da Fisko Birlik kendisi hazırladı aslında. O yüzden fındığın biraz da sahipsiz kalmasında da Fisko Birlik'in o dönem siyasetçilerin cirit attığı bir yer oldu ve kendi siyasetlerini yaptığı bir yer olduğu için de bu durumla karşı karşıya kaldı üreticiler ve sevgili vatandaşlarımız. Fındık bizim için önemli. Evet, bizim için önemli. Bizim için ne önemli sevgili arkadaşlar? Yaklaşan yerel seçimler önemli. Kimleri seçeceğimiz önemli. Kimlerin bizi 5 yıl daha yöneteceği önemli. Bizim için şu karşıdaki ay ışığı meydanı çok önemli arkadaşlar. Her sabah söylüyoruz. Bizim için buraya deniz doldurulduktan sonra üzerine beton çekilerek buranın otopark yapılması mantığı, evet Olcay rica ediyorum, çok önemli. Bizim için seçilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı, partisi A, B, C, D, ismi X, Y, Z hiç önemli değil. Burayı Ordu'ya bir an önce mümkünse vatandaşın oturabileceği, gelin buraya bir millet çay bahçesi yapın arkadaşlar.
vatandaşın ucuz çay içebileceği, vatandaşın rahat rahat oturabileceği, çocukların koşabileceği, sonra şuradaki gördüğünüz o çok güzel bir iskele yapıyorsunuz. Çok güzel bir sahil düzenlemesi yaptınız. Her şeyi muhteşem yaptınız ama yine şu sahilimize konmuş olan bu at sineği görüntüsündeki tepeden, Boztepe'den ya da paraşütte uçan arkadaşlarımızın anlattığı gibi bu otopark görüntüsünden burayı kurtaralım. Saksı'daki ağaçlardan Ordu sahilini kurtaralım. Çok güzel bir şehrimiz var. Evet, biz sahilimizin tekrar... Burada daha önceden de otopark vardı. Bakın, daha önceden de bu otoparka karşıydık. Daha önceden Seyit Torun döneminde de benzer konuşmaları yapıyorduk. O yüzden arkadaşlarımız şunu bilsinler. Kim seçilecekse burayı bir an önce rekreasyon alanı haline getirmesini, burayı insanların spor yaptığı bir spor alanı haline getirmesini ya da buraya gelin kocaman bir şehir motifi yapalım. Buraya gelin bir fındık figüründe bir ev yapalım. Gelin buraya ordunun bir sembolünü yerleştirelim. Çevresine çeşitli aktivite merkezleri yapalım diye önerilerimizi sunmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada sevgili Atilla Şimşek, günaydın abi. Fındık, biraz önceki haberimizle ilgili, fındık sanayi dünyada çakıldak denilen dayanıklı fındık olarak kullanılır. Giresun tombul fındığı ise çerezliktir. Biraz önceki habere istinaden çok güzel bir tespitte bulunmuş. Teşekkür ediyorum katkısından dolayı. Ve sevgili Atilla Şimşek'in de çeşitli önerileri var. Zaman zaman programımıza katılıyor. Önümüzdeki günlerde yine konuğumuz olacak. Gelin buraya diyor, dev bir fındık figürü yapalım diyor. Bu fındık figürü bir 4-5 katlı bina şeklinde olsun. Aynı örneği diyor Belçika'da, Brüksel'de var. Atamüyüm şeklinde diyor. O görüntü var ise sefat verebiliriz. Ama diyor burayı bizim bu önerimize katkı sunmak adına ordunun bir figürüyle şekillendirelim. Aynı şekilde karşıda yıllarca Atatürk motifi iskelemizde çok güzel bir şekilde Atatürk ışıklı panosu duruyordu. Hem Boztepe'de hem Rıhtım'da ordunun sembolü olmuş olan bu figürleri tekrar yerine istiyoruz. Daha yenisini, daha güzelini, daha görselini istediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz. Sevgili bir Bilal Öztürk, o da bir mesaj yazmış. Ay ışığı meydan için betonlaştırmasınlar. Tabir yerindeyse kendi haline bıraksınlar. Bu bir evladır. Günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili bir Bilal Öztürk. Dün canlı yayın konuğumuz idi. Seyfettin Midilli ve Mustafa Can'a da, Orhan Aydın Bey'e de günaydın diyelim. Evet, biraz önceki haberimizde siyasetçileri de seçerken onlardan bir takım isteklerimiz olacak. Şehir için, şehir hayatı için normal yapılması gerekenler dışında insanların sosyal hayatlarına, insanların gündelik hayatlarına da bu isteklerimizi bir kere daha yapacağız. Geçtiğimiz akşam Eyüp Atsa canlı yayında konuğumuz idi. Kendisi de şöyle bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda ilk yaptığı şey sadece ekonomik durumu çok 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 üst düzeyde olan insanların gittiği işte kasr, köşk ya da yalı tipi mekanların vatandaşlara kazandırılması ve vatandaşların ucuz yemek yiyebilecekleri yerler yaratmasıydı. Şimdi bakın, Ordu iskelesinden Soya'ya kadar olan bütün mekanlar maalesef alt gelir grubundaki ya da orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın oturup yemek yemesi, kahvaltı yapması ya da çay içmesi için oranın kiralarının da ihale ile alınmış olmasından dolayı, fiyatlarının yüksek verilmiş olmasından dolayı maalesef yüksek olduğundan köyden gelen bir vatandaşımız nerede oturacak, nerede çay içecek? Ha evet, Orbel küçük arabalar yapmışlar. O arabalarda da tartışılır ne yaptıkları ama orada bir de çay satıyor Orbel belediye. Ona da tebessüm ediyoruz ama işte Eyüp Atsa'nın bize konuk olduğu o programla ilgili arkadaşlarımız bir haber hazırlamışlar.
Haberimizde Eyüp Atsa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibim diyor. AK Parti'de boşalan abilik misyonunu yüklenmeye hazırım diyor. Bu haberimizi izleyeceğiz. Ardından kısa bir reklama gidiyoruz. Ve günaydın programı devam ediyor efendim. Kendi siyasi birikimime, siyasi tecrübeme, bilgime, her şeyime güveniyorum. Güveniyorum. AK Parti'de 21. 22. 23. dönem Ordu Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Eyüp Fatsa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Sayın Eyüp Fatsa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibim, adayım dedi. Evet, AK Parti'de bu dönem adayı olmayı düşünüyorum. TV52'de yayınlanan ve Akın Çiçek'in hazırlayıp sunduğu özel gündem programına konuk olan Eyüp Fatsa, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde masaya yatırıldığı özel gündemde eski milletvekili Fatsa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Orada yaklaşık 700 bin küsur insan yaşar. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Asla beni dinleyenler ukalalık kabul etmesin. En az 200-250 bin orduluyu birebir tanırım. Birebir tanırım. Yani hele hele kendi partimizde, teşkilatlarımızda görev yapmış bütün arkadaşlarımın hepsini tanırım. Hepsinin partimize ve davamıza ne kadar sadakatle bağlı olduğunu, ne kadar sevdalı olduğunu da biliyorum. Buradan diğer sosyal kesimlerle ve siyasi partilerle, ordunun diğer sosyal kesimleriyle de çok sağlıklı, geçmişe dayalı, güvene dayalı diyaloglarımızın olduğunu da biliyorum. Bu noktada teşkilatları toparlayabileceğimi, küskünleri, dargınları, kırılmışları, gücenmişleri, ötelenmiş arkadaşlarımızı yeniden bir araya getirerek, bir ve beraber omuz omuza geçmişte olduğu gibi birlikte büyük hedeflere yürüyebileceğimiz noktasında hem teşkilatımdaki kardeşlerim de şahsıma olan güvenim tamdır. Ama bunun ötesinde ordunun diğer sosyal kesimlerinden de, diğer farklı siyasi partilerinden ve sivil toplum örgütlerinden de ciddi manada destek alabileceğimi olan özgüvenim de vardır. Özgüvenim de vardır. O açıdan ben bu noktada yaşadığımız süreçte de bunları da dikkate alarak orduda bir çimento olabileceğim, yeniden partinin toparlanmasında önemli bir misyon üstlenebileceğim, bunu başarabileceğim, orduda yine AK Parti'yi en ihtişamlı günlerinde olduğu gibi zirveye taşıyabileceğim noktasında kendime bir özgüvenim vardır. Kamuoyundan da, teşkilatlarımızdan da, arkadaşlarımızdan da bu yönde çok ciddi telkinler ve davetler aldığımı da ifade etmek isterim. Tabii bu ayrı bir süreç, genel merkezin değerlendirmeleri de ayrı bir süreç. O noktada gözyaşlarıyla kurmuş olduğumuz bu partinin yanlış yönetimlerle, yanlış algılarla, yanlış uygulamalarla orduda daha fazla kan kaybetmesine asla gönlüm razı olmaz. O yüzden... Temiz çevre ve hijyen için artık çöpleri yeraltı konteynerlerinden topluyoruz. Geri dönüşüme interaktif bir çözüm sunuyor ve ekmeğimi çöpten kazan projesiyle hem halkımıza hem de ünyemize kazandırıyoruz. Teknolojik ürünlerin kirliliğini biliyor ve
ve geri dönüşüme kazandırmak için toplama kutularını sürekli denetliyoruz. Ayrıştırmanın geri dönüşümdeki önemini biliyor ve sıfır atık ilkesiyle hareket ediyoruz. Dostlarımızı sahipleniyor, onlara barınak ve beslenme noktaları inşa ediyoruz. Her şeyi ünyemiz için yapıyoruz. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, ordunun hem saral hem gerçek tek marketi. 94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Selçuk İnşaat'tan kaçırılmayacak tarihi fırsatlar. Fırsat 1. Yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Şehzade Konakları'nda 90 metrekareden 130 metrekareye daire seçenekleriyle yarısı peşin, kalan 24 ay %0 faiz. Fırsat 2. Yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle yarısı peşin, kalan 24 ay %0 faiz. Fırsat 3. Bucak Mahallesi'nde anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz daireler 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daire seçenekleriyle kaçırılmayacak fırsatlar. Ayrıca Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş lüks daire seçeneklerimizle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. 444-5213 ara. Üzerinde bulunmuş olduğumuz yer Kırklareli İmam Pazarı'nın Klas Arsa Ofisi olarak yeni yapmış olduğumuz hobi bahçelerinin tam olarak üzerindeyiz. Bu bölge şu anda elektriği, suyu ve altyapısı şu anda hazır olarak mevcut olan minimumu 300 metrekareden başlayan özel olarak %60 imar alınmış bir bölgedir. E6 ve E5'in Avrupa'dan gelindiğinde Edirne'den sonraki ilk kapısı. Sizleri aşağı yukarı 10 sene öncenin fiyatlarıyla tekrardan buluşturuyoruz ve 300 metrekare %60 imarlı arsa vasfında olan yerlerimizi siz değerli müşterilerimize 25 bin TL'den sunuyoruz. Biz buraya şu anda 2 odalı bir evimizi getirdik. Biz burada şu anda bahçe düzenlememizi yapıyoruz. Biz şu anda buraya bahçe yapıyoruz. Suyla alakalı hiçbir problemimiz yok. Buraya bahçe yapabilirler. İstanbul'dan iş imkanının olduğu bir bölgeden kalkıp 1,5 saatlik bir mesafeye geldiğimiz zaman kendi köyümüze gelmişiz gibi. Bu sefer kendinizi de Klas Hobi Bahçelerinin içinde buluyorsunuz. Evet. İsmim Lütfi Balaban. Aslen Pehlivanköy ilçesi Kumköy doğumluyum. Evet. İmam Pazarımız da 1 kilometre aramız. Komşu bir köyümüz. İmam Pazar köyümüz. Tarihi bir köyümüz. Burada devamlı böyle su akıyor. Devamlı. Yılın 12 ayı. Yağışların bol olduğu zaman da çok güzel suyumuz gelir. Yazında devamlı barajımızdan, Kayalı Köy Barajı'ndan gelir suyumuz. İğnece Deresi, tarihi eski ismiyle şimdi Kayalı Barajı'ndan salınan bir su. 12 ay devamlı su beslerler. Suyumuz bol. Tatlı su, balığı da güzel. Evet, tatlı su. Görüyorsunuz bak akıyor.
Yazın burada gelip derede oltanı atacaksın. Tatlı suyundan balığını alacaksın, tavanı yapacaksın. Ne kadar güzel burası. Evet. Şimdi hem köy hem şehir bir arada sayılır. Evet, sayılır. Yakın çünkü. Çok yakın, çok yakınız. Hepimiz evet. Köyler olsun, ilçemiz olsun. Kırklar elimizde yakın yani. Bir, çok yakın. Çok yakınız. Bir kilometre. Kilometre. Yolumuz asfalt. Asfalt, yolumuz asfalt. Asfalt. Yani. Asfalt. Hepsi... Gidip her yıl bak şuraya kadar asfalt. Altyapısı da tamam zaten. Tamam, hepsi tamam. Kanalizasyonu var, her şeyi var. Suyu tamam, her şeyi tamam. Suyu, elektriği. Hepsi var, suyu, hepsi var abi. Parseller yapılmış, etrafı çevrilmiş. Altyapısı tamamlanmış, elektrik direği hemen yanında, yolun kenarında ve ırmağın yine kenarında. Bu kadar mükemmel bir yer gerçekten. Ben Saniye Öztürk, İmam Pazar köyünde. Bu köyden doğma büyüme ama... Köyünüze hayran kaldım. Ben ilk defa geldim ama hayran kaldım. O kadar güzel ki. İstanbul'da ikamet ediyoruz ama ayrıca hafta sonları buraya bir ev yaptık kendimize. Ne kadar güzel. Kahvenin orada mavi renkli çıkıp bir ev. Geliyorsun. İşte fırsat buldukça geliyoruz. Buraya o kadar güzel ki yolun kenarı, bir de ırmağın kenarı. Değil, bu ırmakta kenarı. Balık tuttunuz mu hiç? Oo, çocukluğumuz burada geçti. Neler yapmadık ki? Nasıl, balık var mı peki? Var tabii. Vallahi tabii. Süper. Balığımız şurada balığı bol. Tut, hemen burada ızgaran yok. Balığımız bol, suyumuz bol, her şeyimiz bol yani. Havası güzel. Sıkıntı yok. Havası güzel, yeşilliği güzel. Köyümüz. Evet. Sınıflar o bir bahçesi yapsın. Her şey yetişiyor yani. Ha şimdi bir özlem var tabii. Geriye dönüş özlemi var. Özellikle emekliler böyle yerlere mesela çok tercih ediyorlar değil mi? Bizler. Evet. İşte bak. Yaptık oraya. Spora da çıkıyor musunuz bu yola buraya? Oo, eşime sorun, siz onu bütün dağ bayır geziyor. Herhalde çıkıyorsun. Vallahi güzel. Evet, aynen öyle. Aynen temiz öyle. Hava alıyorsun. Aynen sen öyle. De spor yapıyorsun. Aynen öyle vallahi. Doğamız güzeldi gördüğünüz gibi. Her vallahi şey harika. Müthiş bir yer yani. Güzel bir yeri seçmişsiniz. Yani. Gerçekten. 323 metrekareden başlayan hobi bahçeleri, elektriği, suyu, her türlü altyapısı da bitmiş pozisyondadır. Klas Arsa Ofisi olarak şu anda Klas Hobi Bahçeleri'nin içerisindeyiz. Her bir parselimiz 323 metrekareden başlamak üzere imarlı parsellerimiz. Arsalarımızın tamamını, altyapısı, elektriği, suyu, her türlü imkanları hemen kullanmaya müsait olan, ulaşımla ilgili hiçbir sorunu olmayan, evlerin arasındaki olan, tatil imkanınızı bilene tüm yaz ayını komple burada geçirebileceğiniz bütün parsellerimiz asfalta cephe. Toplam 49 parselimizi sizlere sunuyoruz. 323 metrede başlıyor dedik parsellerimiz. Evet. 25 bin lira dedik. Doğru. Peki ne gibi kolaylık gösteriyorsunuz ve buraya gelecek müşterileri ne zaman getiriyorsunuz? Vatandaşımız alt banttan geçen telefonlardan bizi aradığında o gün araziye evinden alıp arazimizin, parsellerimizin başına kadar müşterimizi getiriyoruz. Burada elinde kaç para peşinatı varsa, faiz, vade farkı, haciz, diğer yerlerimiz gibi tapu masrafı da dahil olmak üzere 1 lira masraf yok. Canik Dağları'nın mis gibi kekik kokan Korgan yaylalarından sofralarımıza Korsaj süt ürünleri. Bunlar bizim sütlerden yapılmış. Sevgili izleyiciler, Yeni Gün programı devam ediyor. Bu arada sizlerden de yoğun katılımlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Bakın hem sosyal medyada sevgili Şenol Özcan bir tespiti var. Birazdan okuyacağım. Ordu Spor taraftarları ile ilgili geçtiğimiz akşam spor programımızda bir konu oldu. O konu ile ilgili Ordu Spor taraftarlarına ithafen yapılan bir takım gereksiz bence iddialar ve ithamlarda bulunuldu. Bunları okuyacağız, aktaracağız ama şimdi sosyal medya üzerinden bize mesaj yazan sevgili Tahsin Berber diyor ki TEFE TÜFE'nin artmasından sonra özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne ya da diğer belediyelerden ihale ile iş alan
Bütün firmalar şu anda sıkıntıda. Evet, TÜFE %45 olmuş. Yani 100 bin lira ödüyorsunuz bir mekana aylık ya da yıllık. O 100 bin lira 145 bin lira oluyor. Yani 4 ayda çalışsan, 14 ayda çalışsan böyle bir kira yok. Şu anda hem Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, hem Altınordu Belediyesi'ne, hem Fas'a Belediyesi'ne, hem de belediyelerden ihale ile iş alan birçok firma şu anda kapanma, kapatma ya da bu paraları ödeyememe durumu ile karşı karşıya, ya da kamudan herhangi bir diğer mekan ya da sokakta ihale ile iş yapan noktalar da aynı durumda, aynı pozisyonda. Vallahi Allah solumuzu hayretsin. Evet, birkaç siyasi haber daha var. Aslında okumak istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dün grup toplantısında, birinci haber sevgili Sefat, yerel seçimler öncesi önemli mesajlar verdi. Özellikle mevcut belediye başkanlarına ve yereldeki siyaset yapmak isteyen aday adaylarına tespitleri ve önerileri vardı. Şimdi bu haberimizi izleyelim. Ardından birkaç siyaset haberimiz daha. Sonra mahalli gazetelerimizi okuyacağız. Ve sizlerin bize gönderdiği mesajların hepsini burada okumak, paylaşmak istiyorum. Şimdi haberimizi izleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Yerel seçimler öncesi mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına AK Parti'nin 17 yılda yaptığı icraatlara değinerek başladı, muhalefete yüklendi. Kalkınmanın temel unsuru olan enerjide kurulu gücümüzü yaklaşık 32 bin megawatttan 87 bin megawata yükselttik. Bu bir devrimdir. Bu kapasitenin 49 bin megawattına yakınını da yerli kaynaklarla ortaya çıkmasını sağladık. Ülkemizin tüm şehirlerinin doğal gazın konforundan ve temizliğinden faydalanabilmesini temin ettik. Bugün nüfusumuzun %80'i doğal gaz kullanabilir hale geldi. Toplu konutta inşa ettiğimiz 837 bin konutla şehirlerimizin çehresini değiştirdik. İmar barışı ile devletimizle vatandaşlarımız arasında ihtilaf konusu olan idareyi de yargıyı da uzun yıllar meşgul eden sorunlara köklü bir çözüm getiriyoruz. Sosyal yardımlara gelince ülkemizin zenginliğini tüm kesimlerimize yayma aracı olarak görüyoruz. Kimsesiz çocuğundan yaşlısına, kadınından engellisine, genç kızından madde bağımlısına, terör mağdurlarından romanlarımıza kadar toplumun her kesimini kucaklayan bir sosyal yardım politikasını uyguluyoruz. İşte bu anlayışla iktidara geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım ödemelerini bu yıl itibariyle 38 milyar liraya yükselttik. Belediye başkan adaylık başvurularının başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceliklerinin mevcut belediye başkanlarından devam edecekleri kesinleştirmek olduğunu söyledi. Kısa sürede adayları açıklamayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, mevcut belediye başkanlarımızın durumunu netleştirdikten sonra peyderpey belediye başkan adaylarımızı açıklamak istiyoruz dedi. Hedefimiz öncelikle mevcut belediye başkanlarımızdan yeniden aday göstereceklerimizi kesinleştirmek ve ilan etmektir. Büyük şehirlerden başlayarak diğer adaylarımızı da peyderpey açıklayıp bir an önce seçim çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu henüz seçim takvimini tamamen açıklamamış olmakla birlikte mutat uygulamalara baktığımızda Şubat ayının ortası gibi aday listelerinin resmen teslimi gerekiyor. Biz o tarih gelmeden inşallah tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp sahaya çıkmış olacağız. Genel merkezimizde tüm bu süreçlerin hazırlıkları yoğun bir şekilde elektronik ortamda devam ediyor. Miting programı, kampanya malzemeleri dahil her ayrıntı üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Konuşmamın başında tek tek saydığım 14 seçim ve halk oylaması oy oranlarımız bize
31 Mart 2019'daki hedefimiz konusunda herhalde bir fikir veriyor. Elbette hedefimiz mahalli seçimlerin tamamındaki oy oranlarımızın üzerinde bir yere ulaşmaktır. İnşallah bunu da başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitleri bu yönde, mevcut belediye başkanlarıyla devam etmek istiyoruz diye, ama tabii halka dokunamayan, halktan uzak kalan ve halka sıcak gelmeyecek yaklaşım yapan belediye başkanlarının durumu da tartışmaya açık. Kılıçdaroğlu da Bahçeli de dün mecliste konuştu. Onlarla da ilgili haberlerimiz var ama önce biraz önce söyledim. Ordu Spor'da hem yöneticilik yapan hem taraftar gruplarının bir dönem başında olan sevgili Şenol Özcan sosyal medya üzerinden günaydın. Lütfen bunu okur musunuz? Bizim Ordu Spor'a zarar verdiğimizi söylüyorlar birkaç kişi. Ama biz Ordu Spor'un zor gününde yanındaydık. Biz Ordu Spor'un en zor anında taraftarlar olarak takımımıza sahip çıktık. Bu insanlar nerede? Lütfen insanlar bize laf söyler iken ne yapmaya çalıştığımızı bir kere daha anlasınlar diyor. Ve bu konuda bir isyanı var. Sevgili Şenol kardeşim, önümüzdeki günlerde arzu edersen, çünkü tek taraflı bir yayın olmuş olabilir. Belki birileri sizinle ilgili bir takım ithamlarda bulunmuş olabilirler. Senin de görüş ve düşüncelerini TV52 ekranlarından paylaşırız. Evet, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Yüksel Erzurum lütfen diyor, hatırlatın diyor. Sayın Eyüp Patsan'ın biraz önceki haberinden sonra Alper Aysun Durmaz, Sayın Bekir eski maziyi hatırlaması lazım. Fındık'la ilgili yaşadığı sıkıntıları unutmuş sanırım diyor. Sevgili Hayri Taş Taksim'den, sevgili Hayri abimiz, kardeşimiz, soğuk bir İstanbul sabahından günaydınlar. Tüm söylediklerinize katılıyorum. Yapılan her şeyin her kesime hitap etmesi lazım demiş. Biraz önce sahilimize çay içmeye, ucuz çay içmeye insanlar yer bulamadılar demiş. Sevgili Tahsin Berber, fiyatların tefe tüfenin yüksek olduğundan bahsetmiş. Ve tabii ki programımızın olmazsa olmazı sevgili Atilla abimizin programa yaptığı önemli katkılar. Bugünkü Tribün Gazetesi'nde birazdan okuyacağız. Şehirli olmak diye bir yazısı var. Şehirli olmak kapının önüne çöpünüzü bırakmayı gerektirmiyor. Lütfen şehirli olmanın bilincine varalım demiş. Kendi konutumun giriş kapısı. İğneyi de çuvaldızı da kendimize batırdık demiş. Birazdan mahalli gazeteleri de okuyacağız ama siyasi haberler bu aralar en fazla sizlerin dikkatle takip ettiği haberler. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce açıklamasını yapmış idi yerel seçimlerle ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu da, ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu da ekonominin kötüye gittiğini vurgulayarak sorunların çözümünde yetersiz kalındığını söyledi. Bazı ameliyatlar yapılamıyor. Zorunlu olmadıkça yapılamıyor. Şimdi ilaç sıkıntısı başladı. Bakın, tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı'nın açıklaması. Halkımız tarafından en çok tercih edilen bir ağrı kesici depolardan eczanelerimize ikişer üçer kutu geliyor. Ameliyatlar niye yapılmıyor? Ameliyat eldivenleri bile hasta yakınlarından isteniyor. Bana git ameliyat eldiveni al gel, ondan sonra ameliyat yapacağım diyor. Başka SMA hastaları var. Bir ailenin bu hastalığa yakalanmış çocuğuna bakma şansı yok. Bir dozu 125 bin dolar. Bir dozu. Gidin pazara, ateş pahası. Gidin markete, ateş pahası. Maaşlar arttı mı? Hayır. Her şey ateş pahası. Her şey. Biz bunlara yol gösterdik. Dedik ki bakın, Türkiye'yi bu krizden çıkarmak için 13 madde öneriyoruz size. Bunların gereğini yapın ve ondan sonra Türkiye'yi aydınlığa çıkarırsınız. Hep beraber destek veririz. Ve Türkiye bu krizi aşar. Bilgisi var, birikimi var, kapasitesi var Türkiye'nin. Ama iyi yönetilirse, ahlaki yönetilirse bu kapasite sonuç verir. Yoksa sonuç vermez. Bakın değerli arkadaşlar, enflasyon geldi, mutfakta yangın var. Aldıkları önlemi söyleyeyim.
Fiyatla önce dediler ki enflasyonla topyekün mücadele programı açıklıyoruz. Ben de düşündüm her vatandaş gibi. Dedik herhalde ciddi bazı önlemler alacaklar. Birinci önlem, hep beraber bir araya geldiler. Fiyatlarda %10 indirim yapıyoruz diye açıklamalar yaptılar. Fiyatlarda %10 indirim. Sonuç? Sonuç alamadık. Enflasyon yükseliyor. Belediye zabıtalarını devreye koydular. Fiyatları denetleyin diye. Zabıtalar market market televizyonlarda görünüyor. Belediye zabıtasının elinde telsiz. Sonuç? Hikaye. Bir şey yok. Toptancıları, halcileri, tüccarları suçladılar. Fiyat artışlarını bunlar yapıyordu yani. Ne yapacaklar? Hal yasası çıkaracaklar. Ne olacak? Toptancıları hizaya getirecekler. Sonuç? Hepsi hikaye. Bir şey çıkmadı. Sonra İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Valilere bu sefer görev verdiler. Baktılar belediye bu işi halledemiyor. Valilere görev verdiler. Fiyat artışlarını kontrol edin, denetleyin. Kim fiyat artışı yapıyorsa onu cezalandırın. Sonuç? Hepsi hikaye. Hiçbir şey olmadı. Ekonomi bu aralar hepimizin gündeminde, ekonomik bir sıkıntılı durumla karşı karşıya memleket. MHP lideri Devlet Bahçeli de dün aynı konuyu mecliste ikinci haber sevgili Sefat gündeme getirdi. Ve enflasyon canavarına karşı savaş açıyoruz dedi. İşte enflasyon canavarı bakın hepimizin gündeminde olduğu gibi siyasilerin de gündemindeydi. Bir gerçek vardır ki enflasyon canavarı başını çoktan kaldırmıştır. Dün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı son 15 yılın en yüksek rakamıdır. Ve aylık TÜFE %2.67, yıllık bazda da %25.24 olarak gerçekleşmiştir. Dolar 7 lirayı aştığında zam betonunda gecikmeksizin basanlar, dolar gevşeyip gerilediğinde neden yaptıkları zamdan vazgeçmezler? Stokçular, karaborsacılar, ekonomik kuşatmadan nemalanmaya çalışan utanmazlar. Bu millet sizi tanıyor, bu millet sizi biliyor. Haksız kazanç, yağmacılık, vurgunculuk ayıptır, ahlaksızlıktır, edepsizliktir. Maalesef trafikte kavga, iş yerinde kavga, evde kavga, siyasette kavga hakimdir. Kongardato ilanları sanki otomatiğe bağlanmıştır. Arkası önü mutlaka aydınlatılıp araştırılması gereken fabrika yangınları büyük soru işaretlerine neden olmaktadır. Nedir bu yangınlar? Nasıl yorumlanmalıdır? Böylesi bir zamanda fabrikalar niye yanar? Hatta niye yakılır? Hiç kimse aklımızla alay etmesin. Türkiye ekonomisi içine çekildi, kur savaşından ağır hasar almıştır. Fakat ülke bizimdir, vatan bizimdir, devlet bizimdir, tesisler, fabrikalar, kurumlar milletimizindir. Ekonomideki derin yaraları tedavi edip iyileştirmek milli bekamızın gereğidir. Aklımızla alay etmesinler diyor Sayın Bahçeli. Özellikle son günlerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yanan fabrika haberleri duymak hakikaten trajikomik bir olay. Hakikaten bırakın bu işleri, geçin bu işleri. İnsanlar bu tip çıkışlarla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Aki Keskin tedavi edici sağlık hizmetleriyle ilgili şöyle bir tespiti var. Diyor ki tedavi edici sağlık hizmetleri kadar sadece kağıt üzerinde bulunan önleyici sağlık hizmetleri de hayata geçirilmeli. İşte o zaman bu alınan karar belki bir nebze mantıklı olacak demiş Mehmet Ceylan ve sevgili Aki Keskin'e de teşekkür ediyoruz. Günaydınlar diyoruz. Sevgili izleyiciler, mahalli gazetelerimiz bugün yine göz atacağımız, her zaman baktığımız gündemlerimizden bir tanesi. Fatsa'daki mahalli gazetemiz ile başlayalım. İlk gazetemizi hemen ekrana getirelim sevgili Sefat'tan rica edelim. Evet, birazdan canlı yayında da konuğumuz olacak. 81 ilin gazetecileri toplanıyor. Orada toplanıyor haberi. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, 17. Başkanlar Kurulu toplantısı, üye federasyonlar ve 81 ilin gazeteci dernek başkanlarının katılımıyla orada yapılacak.
Genel Başkanlığı Bursa Gazeteciler Derneği Başkanı Nuri Kolaylı'nın yaptığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 17. Başkanlar Kurulu toplantısı 8-11 Kasım tarihleri arasında Ordu'da gerçekleşecek. İlerleyen dakikalarda yine Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı sevgili Erdoğan Erişen'i de stüdyoda konuk olarak alacağız, konuşacağız. Evet, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatsa Ziraat Odası Başkanlığı, yukarıdaki haber sevgili Sefa, Fatsa Ziraat Odası Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü meyve işletme ve kurutma evi projesi ay sonunda hayata geçiyor. Fatsa'dan bir haber. Bölgede yetişen meyvelerin ekonomik değer oluşturması ve bölge halkına kazanç olarak dönmesi maksadıyla başlatılan projede son aşamaya gelindi demiş haber Fatsa Mahalli Gazetesi'nde. Evet, Fatsa Belediye Başkanlığı için AK Parti ilçe teşkilatına müracaat eden ilk isim avukat Doğan Pehlivan oldu diyor gazete. Yine bu habere yer vermiş ve Fasa gazetesi yine Boztepe'nin cazibesi olacak diye görüyorsunuz. Ordu'ya gelecek olan, Ordu'yu geleceğe taşıyacak olan projeleri hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi turizm alanında da Boztepe'de yapımına başlanan 4 mevsim bulutlara dokunun projesi çalışmalarına devam ediyor demiş. Evet, umarım turizmle ilgili planladıkları bütün noktalardaki çalışmaları başarılı olur. Ama evet, zaman zaman da turizm adına yapılan çalışmalarda baltayı taşa vuruyoruz birlikte. Bu noktada da biraz daha dikkat, biraz daha hassasiyet diyelim. Orada Afiş Gazetesi'yle bu haberle ilgili gene bir başlık atmış Ordu Afiş Gazetesi. Boztepe'nin cazibesi artacak diye aynı projeyi anlatan bir haber. Ordu'yu geleceğe taşıyacak olan projeleri hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin turizm alanında Boztepe'nin yapımına başladığı 4 mevsim bulutlara dokunun projesinin çalışmalarına devam ettiğini söylüyor. DOKAP tarafından desteklenen ve 4 mevsim bulutlara dokunun projesi kapsamında yapılan konaklama tesisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor diyor. Evet, ortaya güzel bir şey çıkacağını ümit ediyoruz. Burada insanların çok böyle pahalı ücretler ödeyerek kalmayacağını, vatandaşın da kalabileceği türden fiyatlar olacağını düşünmek istiyoruz. Evet, kiralık iş yeri ilanları giderek artıyor diyor yine Afiş Gazetesi. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve gelen son zamlardan sonra zor durumda kalan esnaf çareyi kepenk kapatmakta ya da daha ucuz bir yere taşınmakta buldu diyor Afiş Gazetesi'nin önemli bir tespiti. Bugünkü konuştuğumuz konularla da ilgili, enflasyonun bu kadar hızlı arttığı, faizlerin yükseldiği bir noktada esnaf da tedirgin, sanayici de tedirgin, üretici de tedirgin. Hepimiz koşulların biraz daha iyiye gitmesini ümit ediyoruz, ümit etmek istiyoruz. Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe gençlik merkezinin konuğu olduğu gençlik merkezinin bahçesinden gençlerle bir araya gelen Aktepe gençlere önemli mesajlar verdi demiş haber Ordu Afiş Gazetesi'nde. Ordu Afiş Gazetesi'nden sonra evet, döner sermaye krizi diye Ordu Hayat Gazetesi'nin attığı bir başlık var. Ve Türk basınının kalbi Ordu'da atacak demiş Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 17. Başkanlar Kurulu toplantısının Ordu'da yapılacağını söyledi. Şimdi bu haberimizi izletelim sevgili Sefat. 6. haber olması lazım. Evet, 6. haber. Birazdan da sevgili Erdoğan Erişen canlı yayında konuk olacak. Biz de bu etkinliğe, yani 81 ilin gazeteciler cemiyet başkanlarının katıldığı bu büyük toplantıya destek vermek adına cuma akşamı Boztepe'den, bu etkinliğin yapıldığı yerden yayınımızı yapacağız. Sabah Yeni Gün programımızı yapacağız ve konuklarımızı da orada ağırlayacağız. Haberimizi izleyelim, ardından yine sizlerle birlikte olacağız.
Orada 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 17. Başkanlar Kurulu toplantısının orada yapılacağını söyledi. Erişen, yönetim kurulu üyeleriyle cemiyet binasında düzenlediği basın toplantısında ordunun önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi. 2013 yılının Kasım ayında kuruluş imzaları atılan ve dünyanın en büyük basın örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 17. Başkanlar Kurulu toplantısının orada yapılacağını ifade eden Başkan Erişen, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve kentteki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğu ve gururu içerisinde olduklarını dile getirdi. 8-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte 81 ilden gelen gazeteciler cemiyet başkanları, medya iş, spor yazarlar derneği üyelerinin buluşacağını kaydeden Erişen, yaklaşık 150 kişilik bir heyeti Ordu'da misafir edeceklerini kaydetti. Erişen toplantıda Türk basını ve yerel basının sorunlarını ele alacaklarını, bunun yanı sıra 4 gün boyunca farklı etkinliklerinde düzenleneceğini aktardı. Bu hafta Ordu'da önemli bir etkinliğe Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak ev sahipliği yapacağız. 2013 yılının yine bir Kasım ayında Ordu'da kuruluş imzaları atılan, bugün dünyanın en büyük basın örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 17. Başkanlar Kurulu 8-11 Kasım tarihleri arasında o ilimizde yapılacak. Hep birlikte hem cemiyetimizin öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği, Altınordu Belediyesi ve ilimizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Gelen konuklarımız 150 civarında, 81 ilin gazeteciler cemiyeti başkanları var, 8 federasyon başkanları var ve basın ilan kurumundaki, basın kartları komisyonundaki temsilcilerimiz, medya iş, Türkiye Spor Yazarları Derneği gibi bizim yan kuruluşlarımız, bize bağlı kuruluşlardan toplam 150 gazeteci meslektaşımız ve bir bölümünün eşleri 4 gün süreyle ilimizde olacaklar. İlk 2 gün hem Türk basınının hem yerel basınının sorunlarının görüşüleceği etkinliklerle geçecek. Kalan günlerde de ve vakitlerde de gelen konuklarımız hem ilimizin görülmesi gereken doğal ve tabii güzelliklerini, kültürel zenginliklerini görecekler. Bu etkinlik hem Türk basınının sorunlarının bir kez daha masaya yatırılıp çözüm yollarının tartışılmasının yanı sıra ilimizin tanıtılmasına da önemli bir etkisi olacaktır. Programın 3. gününde basın ödüllerinde dağıtılacağı bilgisini veren Başkan Erişen, bu programa tüm basın mensuplarının davetli olduğunu söyledi. Etkinliğin cuma günkü 3. gününde Boztepe'de konaklayacakları Radisson Otel'de hem gala gecesi var hem de bizim geleneksel hale getirdiğimiz yılın medya mensupları ödül törenini gerçekleştireceğiz. Bu gecemizin de özellikle 81 cemiyet başkanının 8 federasyon başkanlarından oluşan konuk heyetin birlikte katılacağı bir tören olmuş olması ödül alacak arkadaşlarımızın da daha da onurlandıracağını düşünüyoruz. Bu vesileyle biz Ordu'daki başta meslektaşlarımız olmak üzere Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve Pazar günü tamamlanacak etkinliğimize hepsini davet ediyorum. İnanıyorum ki Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak kuruluşunu burada Ordu'da 5 yıl önce gerçekleştirdiğimiz bu konfederasyonun değerli mensuplarını Ordu'dan bir kez daha mutlu, memnun kalmış şekilde bizlerle basının sorunlarını tartışıp bir rapor haline getirmiş şekilde ayrılacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle hem ödül törenimize hem de etkinliklerimize tüm meslektaşlarımızı da davet ediyorum. Sevgili izleyiciler, birazdan programın konuk köşesinde Erdoğan Erişen sorularımızı cevaplandıracak. Kamusen zam bekliyor. Türkiye Kamusen Ordu İl Temsilcisi Ömer Okumuş, yıllık enflasyonun %25.24'e yükselmesiyle memur maaşlarının son 4 ayda eridiğini söylüyor ve Kamusen'in zam beklediğini söylüyor. Hemen altında Belediye Sendikası Genel Başkanlığı'na tekrar hemşerimiz Nihat Yurdakul seçildi diye bir başka haber var. Ordu Hayat Gazetesi'nde. Evet, döner sermaye krizi diye Sağlık Sen Şube Başkanı Bilal İnanlı'nın bir zamanlar motivasyon sağlamak yerine
kullanılmasına karşın şimdileri çalışan üzerine motivasyonsuzluk kaynağı haline geldiğini söyledi. Görüyorsunuz sabah sabah motivasyonumuzu düşürecek bir kelimeyle karşılaştık. Motivasyonsuzluk. İnsanlar döner sermaye yüzünden artık motivasyonları düşmüş. Döner sermaye oranları artırılmalı denmiş. Ya bu döner sermaye çıktı, kusura bakmasın hepsi için söylemiyorum ama eskiden doktora gittiğimizde ilaç verirlerdi, reçete yazarlardı. Şimdi artık direkt ameliyat diyorlar. O yüzden ben bu döner sermaye işine pek sıcak bakamayacağım. Kusura bakmasın hekim arkadaşlarımız, sevgili dostlarımız. Hayat Gazetesi'nden sonra bir başka gazetemizle devam edelim. Ana kumandada sevgili Sefat Yılmaz, kamerada sevgili Olcay Ongun sabahları bizlerle birlikte oluyorlar. Her hafta bütün kameraman arkadaşlarımız bizlerle. Hürses Gazetesi, ordulu esnaf kepenk kapatıyor. Evet, içinde bulunduğumuz durum bu. Görüyorsunuz kiralık dükkan yazısı. Dolar kurunda geçtiğimiz aylarda yaşanan artıştan sonra zor durumda kalan ordulu esnaf kepenk kapatmaya başladı. Çare kepenk kapatmakta demişler. Üzücü bir haber ama şu anda Türkiye'nin maalesef gerçeği. Evet, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, ilçede bulunan doğa harikası Menderesler'in ortasından geçen yolun kaldırılacağı ve bütünlüğünün sağlanacağını söylemiş. Aybastı için güzel bir haber. Aybastı'ya da buradan sevgiler, selamlar. Ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ilçemizi ziyaretinde Gülyalı ilçesini ziyareti sırasında halkımız mutluysa biz de mutluyuz demiş. Ben de ilçemizi ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum. Ordu'nun bütün ilçeleri bizler için güzel. Biz de Gülyalı ve Turna Suyu bölgesindeki tüm dostlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi köylerden izleyen çok güzel dostlarımız, annelerimiz, amcalarımız, abilerimiz, ablalarımız var. Zaman zaman onlarla karşılaştığımızda diyorlar ki lütfen bize de selam gönderin. Belki şu anda Mesudiye'nin böyle çok uzak bir köyünde bir annemiz ve bir amcamız bizi izliyor. Onlara selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizler her sabah evinize konuk olmaya çalışıyoruz. Ara sıra dilimiz sürçüyor. Ara sıra ufak tefek hatalar yapıyoruz ama siz bizi her şekilde kabul ediyorsunuz. Bizleri evlerinize, bizleri odalarınıza konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hatasıyla, sevabıyla 2,5 saat boyunca sadece ve sadece Ordu'daki haberleri, Ordu'daki gündemi sizlere aktarıyoruz. Arkadaki kamera yine gidiyor mu sevgili Sefat? Sevgili efendim. Yok, arkadaki kameramız ara sıra diyor ki bize diyor o ay ışığını göster diyor. Bize diyor o yapılan diyor güzel uygulamaları da göster. Sadece kötüyü gösterme diyor. O yüzden bizim 2,5 saat boyunca evinize konuk olmaya çalışırken hem mahalli gazeteleri hem de Ordu'nun gündemindeki haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Hürses Gazetesi'nden sonra Ordu Olay Gazetesi ile devam edelim. Bilirkişi çelişkisi demişler. Otel inşaatı için inceleme yapan heyet kendisini yalanladı. Bakın hangisine inanalım? Evet. Akyazı Mahallesi plaj mevkiine yapılması planlanan otel inşaatı ile ilgili oluşturulan bilirkişi heyeti akıl almaz bir olayın altına imza attı diyor Olay Gazetesi. Heyet tarafından hazırlanan ilk raporda inşaatın kamu yararına uygun olmadığı ifade edilirken ek olarak istenen ikinci rapordaysa kamu yararına uygun olduğu kaydedildi. Aynı kişi, aynı yer, iki farklı rapor diyorlar. Bakın bu görüntü sahildeki OKS dediğimiz Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nin yan tarafındaki arsa. TV52 Haber Merkezi de bunu sık sık gündeme getirmiş, anlatmış, aktarmış idi. Buraya bir firma, X firması, eski belediye başkanı Enver Yılmaz başkanlığındaki dönemde bir otel yapmak istemişti. Ve nasıl olduysa orada bir sürü arsa olmasına,
bir sürü normal turizm izni olmayan arsa olmasına rağmen buraya bir özel proje alanı yapılmış ve otel yapılabilir izni verilmişti. Yani birdenbire bir vatandaşa, bir firmaya bir ayrıcalık tanınmış idi. İşte o yerde bu alan, otel yapılacak olan bu alan mahkemelik oldu. Niye mahkemelik oldu biliyor musunuz? Bilir kişi, aynı kişi, aynı imzası olan kişi önce buraya otel yapılamaz dedi ama daha sonra aradan nasıl olduysa, nasıl bir durumla karşı karşıya kaldı ise haberin devamında var. Özellikle bu haberi dikkatle dinlemenizi ve takip etmenizi istiyorum. Akyazı Mahallesi Orgeneral İbrahim Fırtına Bulvarı, yani Halk Plajı karşısındaki bu 2,5 dönümlük özel proje alanı adı altında ticaret, turizm, konut alanı ilan edilen bu yerin satışı gerçekleştirildikten sonra arsaya otel yapılması kararlaştırıldı. Mahalle sakinleri ise alana otel yapılmasının uygun olmadığı gerekçesiyle kararın iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme heyeti arazinin incelenmesi için doktor öğretim görevlisi Kemal Çelik, öğretim görevlisi Murat Özyaba'yı ve şehir plancısı Ersin Demir'den oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Dava konusu alanına ilişkili olarak ilk olarak 22.06.2018 tarihinde keşif incelemesi yapıldı ve bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemede yapılan imar değişikliğini kamu yararına uygun olmadığı belirtildi. Bakın 22.06.2018'de kamu yararına uygun değil denildi. Raporda Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.04.2017 gün ve 239 sayılı kararının 3194 sayılı imar kanunu ve mekansal planlar yapım yönetmeliğine, şehircilik ilkelerine, planlama esasına, turizm planlaması ilkelerine, tasarım ölçülerine ve kamu yararına uygun ve uygulanabilir olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır dendi. İyi de demişler ama bakın 28.09.2018 olması lazım. Burada yanlış yazmışlar. Tarihinde ikinci bir rapor sunulmuş. Mahkemeye sunulan ikinci rapordaysa aynı heyet ilk rapordaki ifadelerini adeta yalanladı. İlk raporda otel inşaatının kamu yararına uygun olmadığını belirten heyet ikinci kez hazırladığı raporda münhasıran incelendiğinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ilgili mevzuat hükümlerine ve kamu yararına uygun olduğu görüş ve kanaatine vardılar diyor. Ordu Olay Gazetesi hangisine inanalım demiş. Evet, yorumu sizlere bırakıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yorum sizin. Evet. Sefat, aslında bununla ilgili bizim çok önce yaptığımız arşivden bir haberimiz vardı. Bu haber... Bakıyor musun? Ha, tarihten bulmak lazım. Bunu da önümüzdeki günlerde tekrar verelim. Tribün Gazetesi'yle devam edelim. Biraz önce sevgili Atilla Şimşek dedi ki, iğneyi de çuvaldızı da kendimize batıralım. Bakın, Tribün Gazetesi, şehrimizin temizliği gözlerden kaçmıyor. Bu ekibi günün her saatinde sokaklarımızda görmek mümkün. Evet, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yapıyor. Gelin görün ki şehirli olmak, yaşadığımız bu kentte üzerimize düşen görevi bizler yapıyor muyuz? Acaba yetkililere, görevlilere yardımcı oluyor muyuz sorusunu sordurtuyor. Akşamları özellikle görünen manzara her konutun kapısındaki çöp poşetlerinin sıra sıra dizilmiş olması yönünde. Üstelik otoların cadde ve sokakları set haline getirdikleri bir ortamda. Sorun şu, idare bu durumdan memnun değil. Personel bu araçlar nedeniyle poşetleri almakta zorlandığı gibi zaman da kaybediyor. Ve çöplerin bir bölümü de işte bu resimde görüldüğü gibi kapının önünde bırakılıyor. Şehirli olmak... şehirde yaşamanın kurallarına uymaktan geçiyor. Bu kültürün başlangıcı ise aile, sonra okullardaki öğretmenlerimiz, sonra da vatandaşların birbirini ikazları ile geliyor. Eskiden okullarda yurttaşlık dersimiz vardı, kaldırıldı. Büyükşehir Belediye'miz konut ve konutlarda yaşananlara ve yaşayanlara bir ikaz niteliği taşıyan broşürleri bizzat konutlara elden teslim ederek çöplerini nereye bırakacaklarını son bir kez daha uyarmalı ve uymayan
Kapıların önüne de çöp bırakan konut veya konutlara da ceza yağdırmalı ki bu cefakar personellerimizin işleri kolaylaşsın. Şehrin ana arterlerindeki çöp düzensizliği bizler için görgüsüzlük işaretidir. Şehrimizin temiz olmasını istiyorsak her birey olarak üzerimize düşen görevi yapmalıyız diyor. Ben hakikaten belediyenin bu çöp işiyle ilgili çalışan hem Altınordu'da hem Ordu merkezinde hem de ilçelerdeki kardeşlerimizin alınlarından, yanaklarından öpüyorum. Gerçekten bu konuda hani belediyenin hangi birimi en iyi çalışıyor deniliyorsa bu ekipteki arkadaşlarımız çok zor koşullarda çok düzgün işler yapıyorlar. Helal olsun diyoruz. Ama onların da yaşadığı, karşılaştığı zorluklar, sorunlar, sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi de trafikte beklerken şu hoşgörüyü yapamıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız çöp topluyorlar ve bir kamyonun üzerinde şehrin bütün noktalarında yağmur çamur demeden dolaşırken bizler arabayla arkalarına sıralandığımızda bizi o koku rahatsız ediyor ve hemen kornaya basarak bir an önce yolun açılmasını istiyoruz. Ama o arkadaşlarımız o çöp konteynerlerini alıp nasıl o arabaya koyacaklar ve çöpü oradan kaldıracaklar? İleri geri gitmeleri gereken yer de yok. O yüzden lütfen birazcık hoşgörü, birazcık birbirimize karşı anlayış, birazcık birbirimize karşı saygıyla, hoşgörüyle yaklaşım diyoruz. Fatma Gül Hanım Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, günaydınlar olsun. Hikmet Yaşar Bey'e de günaydın diyelim. Şirin Evler, evet, Hicabi Çelebi İlköğretim Okulu'nun ilerisinde belediyenin yaptığı yol çalışmasında kaldırımlarda çukur var ve çocuklar her sabah giderken burada sıkıntı yaşıyorlar diye bir vatandaşımızın WhatsApp ihbar hattına gönderdiği bir tespiti var. Bakın, Şirin Evler Mahallesi Hicabi Çelebi İlköğretim Okulu'nun ilerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Altınordu Belediyesi'nin açtığı yol çalışmasının ve kaldırımlarla ilgili olan çukurlar, çocuklar akşamları okuldan gelir iken çukurun içerisine düşmekten son anda kurtuluyorlar. Hatta birkaç tanesi de düşmüş diyor. Lütfen sesimizi duyuralım. Buradaki okul yolu çok tehlikeli olduğu diye sevgili kardeşimiz bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Yetkililere biz de iletmeye çalışalım. Evet. Coşkun Kol Bey'e de teşekkür edelim. O da bir haber tespitini göndermiş. 08.38 saatler TV52'de yeni gün programı devam ediyor. Bir haber ile devam edelim. Beşinci haber sevgili Sefat. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Heylan Topluca Mahallesi'ndeydi ve mahalle sakinlerini korkuttu. TV52 haber de oradaydı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 300 nüfuslu Topluca Mahallesi'nde meydana gelen heyelan vatandaşları endişelendiriyor. Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi'ndeyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz alansa heyelan tehlikesiyle adeta karşı karşıya. Vatandaşsa durumdan oldukça tedirgin. Mahallenin bazı bölgelerinde toprak kayması ve çöküntülerin oluşması sonucu ortaya çıkan heyelan son 2 yıldır etkisini gösteriyor. Mahalle merkezinde yıllardır devam eden heyelan tehdidi nedeniyle 2 ev boşaltılarak tahliye edildi. Toprak zeminde meydana gelen çöküntüyle mahalle camisi ve mezarları da heyelan tehdidiyle karşı karşıya kalırken vatandaşlar büyük bir korku yaşıyor ve yetkililerden yardım bekliyor. Buradan ta aşağı indi. Buralar karıştı. Her taraf karıştı. Biz ne olduğunu bilmiyoruz. Evlerimiz gidiyor. Biz evle kaldık. Ne yapacağız? 2 senedir böyle, 2 senedir geçen sonra biz köyünde bir ileri gelirleri var, söylüyoruz, adam getiriyor, baktı diyor, adamlar bize hesap çıkmıyor, ev gidiyor burada evler, kaç tane ev gitti, hani bizim adamım yok ki sahip çıksa da yaptısa. Yukarı bu mahalle 10 seneye yakın böyle efendim,
herhangi bir mesela kışın yağmurda buralarda hep çöküntü var. Bu gördüğünüz yerlerde hep çöküntü var. Yani şurada şu gördüğünüz, çektiğiniz yerler, evler hep tehlike altında. Yani şu anda hava diyelim ki yağışlı değil ama yağmurda buralarda durma şansınız yok. Evler yani günden güne gittikçe kayıyor. Bu kış zaten biraz daha gider. Yani sesimizi herkese söyledik ama dilekçe de yazdık, şunu da yazdık, bunu da yazdık. Gelen ne gelen oldu, ne giden oldu. Burada gördüğünüz gibi 500 metre bir uçuğu yapamıyorlar. Anladın mı? Yani ha yaparlar, onlara da bir şey diyorum. Yaparlar ama demin dediğim gibi nasıl yaparlar? Bu evler çöktükten sonra yaparlar. Söz veriyorlar, tamam yaparız, 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 yaparız. Ama yani yapmıyorlar. Yani biz bunlara söylesek de bir faydası olmaz efendim. En son vekilimize telefon açtık da yaptı burayı. Burası kaç senedir? Vekilimiz tam 7 sene oldu. 7 senedir burayı yapmadı. Bir de diyorlar ki burada 29 paraköy var. Vekil köyüsüz diye bize şey sayınca başbakanımız duymuyor bunu. Şu gördüğünüz yerler bunlar senelerden beri bu böyle. Yani hep bir yağmurda burası çöküyor, evler gidiyor. Yani şu anda şu üzerinde. Mahalle sakinlerinin bence feryadına yetkililer bir an önce kulak vermeli. Sayın valinin de sayın belediye başkanlarının da politikacıların da konu ile ilgili önlem almalarını rica ediyoruz mahalle sakinleri adına. Dünkü programın sırasında bir mesaj göndermişti. Mesajı fark edememiştik. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Sayın Hasan Kara Mustafaoğlu özellikle trafiğe kapanan sokaklarda bir bisiklet furyası olduğunu, trafiğe kapalı alanda bisiklet ve motosikletlerin sokakta dolaşan yayalara sıkıntı verdiğini ifade etmiş idi. Biz de dün bu haberin bize gelmesinden sonra şöyle biraz daha dikkatli gözle baktık. Tabii zaman zaman orada servis yapan restoran ya da işte kafeteryaların servis araçları var ama onun dışında o kadar çok kontrolsüz bir bisiklet kullanımı ve motosiklet kullanımı var ki bu kapalı sokaklarda. Bunu da anlayabilmiş değiliz. Eminim ki Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her konuya çözüm getiren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu konuya da el atacaklar diye ümit ediyoruz. Çevreye karşı, insanlara karşı biraz daha duyarlı olalım. Sayın Vali Seddar Yavuz, orduların beğenisini, orduların takdirini kazanmaya devam ediyor. Taraflı tarafsız herkes kendisini şehre dokunuşlarını ve şehirle ilgili konulara, memleketle ilgili konulara gösterdiği hassasiyetleri takip ediyor. Eleştirenler de olabilir. Beğenmediği uygulamalara farklı yorum getirenler de olabilir ama kış mevsiminin yaklaşması ile ilgili Sayın Vali ekibini topladı ve alınması gereken önlemlerle ilgili bir toplantı yaptı. Haberimizi izleyelim, ardından kısa bir reklama gidelim. Reklamların ardından 19 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Karadeniz Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı sevgili Erdoğan Erişen'e yarından itibaren başlayacak olan bu büyük organizasyonla ilgili sorularımızı sormaya başlayalım. Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla Ordu Valiliği toplantı salonunda Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda kış mevsiminde alınması gereken tedbirler kararlaştırıldı. Gerçekleştirilen toplantıda kış mevsim koşulları ve trafik güvenliğine yönelik muhtemel olumsuzluklarda dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurumlarca yapılan çalışmalar belirlendi. 24 saat esasına göre görev yapacak. Kış mevsimi dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının alacağı tedbirleri belirlemeye yönelik toplantının açılışında konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında özellikle kış mevsiminin yaklaşması sebebiyle önemli kararlar alacaklarını açıkladı. Kış mevsiminin yaklaşması vesilesiyle alınması gereken tedbirlerin işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması bakımından bu toplantının yapılmasını uygun gördük. Bu toplantı vesilesiyle başta karayollarımız, ilçe belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemiz olmak üzere kış mevsiminde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin ve ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğramaksızın sağlanması konusundaki işbirliği konularını değerlendirmiş olacağız. Ordunun
coğrafi zorlukları bulunduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, özellikle kazaların önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından da önemli olduğunu ifade etti. Özellikle kazaların önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından da önemli olduğunu düşündüğümüz bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Özellikle şehrimizin arka kesimlerinde, yani dağlık kesimlerinde yoğun kar yağışının olduğu, buzlanma ve kayganlaştığı, bu vesileyle de zaman zaman kazalara sebebiyet verdiği de hepimize malum olur. Ama geçen yıl özellikle kış mevsiminin biraz daha iyi geçtiği, yağış miktarının az olduğu ve soğukların da kısmen daha az olduğu bir mevsim yaşadık. Dolayısıyla da karla mücadele de geçen yıl diğer yıllara göre daha az yapıldı. Toplantıda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapan Vali Settar Yavuz, kurum ve kuruluşlarla aktif şekilde çalışacaklarını belirtti. Özellikle İçişleri Bakanlığımızın emri ve talimatlarıyla da bu konuyu kurum ve kuruluş müdürlerimizle beraber bir ele alıp şu ana kadar alınmış tedbirleri, alınması gereken ilave tedbirleri hep beraber değerlendirmiş olacağız. Hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Toplantıda gerçekleştirilen sunumda kamu kurum ve kuruluşlarının kış mevsiminden kaynaklanan olumsuz koşullarda nasıl hareket etmelerine ve neler yapmaları gerektiği hatırlatıldı. İlk ekranlarında yepyeni bir programla karşınızdayız. Aslında bu program da Ordu'da ilk ve tek de diyebiliriz. TV İlk ekranlarında Cuma günü saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde muhabir saatiyle bizler sizlerin karşısında olacağız. Ordu'da yaşanan haberlerin haftalık panoramasını değerlendireceğiz ve arkadaşlarımızla yorumlayacağız. TV2 Haber Merkezi'ndeki arkadaşlarımız. Ben Tanrı Çocuklar. Ben Esra Tükar. Ben Büşra Akgül. Ben Ahsen Kaya. Cuma günleri saat 17'de karşınızda olacağız. Konuğumuz gerçekten Ordu ilimizde her zaman yapmış olduğu hizmetlerle de çalışmalarda kendinden söz ettiren Sayın Ömer Aydın'la beraberiz. Şimdi çok nadir alınan bir karar dediniz. Hiç alınmayan bir karar haddi zatında. Çok zor şartlarda geçiniyor. 1-2 ton fındığı var. Fındığını topluyor. Borç harç. Ne yapacak? Satacak bunu. Bu yabancı bankaların dövize ulaşması kadar kolay bir şey yokken kaynak, niye TL'ye zor? Kaynakları döviz beyefendi. Bu durum doğrudur. Vaka devletin bununla ilgili tedbir alması gerekir ya da yönlendirmesi gerekir. Dağlarının mis gibi kekik kokan yaylalarından sofralarımıza korsaj süt ürünleri. Bunlar bizim sütlerden yapılmış. Belde Evler, Kiraz Limanı mevkiinde modern yaşam biçiminin simgesi olarak yükseliyor.
mimarisi ve sosyal tesisleriyle hayal ettiğiniz standartlarda bir yaşam kalitesi vaat ediyor. Belde Evler bir konut projesinden fazlası. İnsanı değerli gören ve değerli kılan bir yaşam projesi. 3 bloktan oluşan Belde Evler'de 275 lüks konut, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daire seçenekleriyle seçkin sahiplerini bekliyor. Daire içlerinde sunduğu dünya markalarıyla çağdaş standartları en üst seviyeye taşıyor. İntaya Özmen Köksal İş Ortaklığı'yla hayata geçen Belde Evler, nesiller boyu güvenle yaşanacak tüm özellikleriyle Ordu'ya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452. Aybastı yaylasının lezzeti Ankara'ya taşındı. Et sevenler için çok özel lezzetler. Muhteşem Mogan Gölü manzarası eşliğinde BD Ocak başında. Lüksü, konforu ve lezzeti bir arada yaşatan şık bir restoran. Van kahvaltısı, pide ve çorba çeşitleri, Adana kebap, pirzola, çöp şiş, kaburga, tavuk kanat ve kendin pişir kendin ye seçenekleriyle gerçek et lezzeti arayanlara eşsiz tatlar sunuyoruz. Özel terbiye edilmiş yayla etiyle BD Ocakbaşı, Ankaralılara ve misafirlerine unutamayacakları bir tat festivali vaat ediyor. Lezzetim yeni adresi BD Ocakbaşı, Gölbaşı Ankara Shell benzinlik bitişiğinde. Ordu'nun hızla gelişen bölgesi Cumhuriyet Mahallesi deniz kenarında açık kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitness merkezi gibi sosyal donatı alanlarını bir otel mimarisi içinde sunan Black Diamond Residence'da son 5 daire uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Hemen tapu, hemen teslim. Gelin 140 ila 190 metrekare dairelerden birisine çok uygun fiyatlarla sahip olun. Daire bedelinin yarısını ödeyin, evinize taşının, kalan yarısını evinizde yaşarken 18 ay boyunca vade farksız eşit taksitler halinde ödeyin. 25 yıl önce başladı yolculuğumuz. Ordulu olmanın gururu, halka hizmetin sorumluluğuyla her gün biraz daha büyüdük. Tecrübemiz, hizmet kalitemiz ve zengin ürün çeşitliliğimizle en önemlisi güvenle, sevgiyle, ciddiyetle her zaman yanınızdayız. Beyceli Arçelik. Trenleri yurt dışından sahte getirtiyorum. Ara sıra tutmuyor. Boşalıyor. Haliyle kazalar olabiliyor tabii. Bu freni taktırıyorsanız 30'u geçmeyeceksin. Atölyenin arka odasında oyuncak ithalatını ayırdık. Orijinalin aynısının benzeri peluş ayılar, pilli oyuncaklar, pilli arabalar. Hastalık falan yapar diyorlar. Külliyen yalan. Deride dökülme, gözde pörtleme. Bunlar olabilir. Bunlar normal. Oyuncak dediğin zaten elleyerek oynanmaz. Haydar meşgulüm, sonra ara. Mallar mı yakalandı? Gümrükte misin sen? Hepsine mi el koymuşlar? Alo Haydar. Şarj bitti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ekonomimizi, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden yüz binlerce sahte ürünü her yıl durduruyoruz. Orijinal olun, orijinal. Sahte ürün kullanmayın, geleceği riske atmayın. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evler ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde 9.500 metrekare ile inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm evler deniz ve bahçe manzaralı, üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 120 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası seçenekleri, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay sıfır faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Türkiye'nin her yerinden İsaat Çay Sigorta. İsaat Çay.
geçici anılar biriktirdi bu şehir. Nice yaşanmışlıklar. Her bir taşında demlenmiş aşklar. Şehirler bizden bir parça. Yaşadığımız her anın sessiz şahidi. Geçen her gün büyütürken bizleri, belki de fark etmeden yitirdik mazimizi. Bu şehir suskun, gözleri nemli. Nice yıllık hatıralar derinliklerde gizli. Gözlerde birikmiş bekliyor sisli. Gel barışalım diyor sessizce içine. Sizlerden aldığımız emaneti en iyi şekilde taşımak için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve çalışıyoruz. Atalarımızdan miras olarak gördüğümüz ünyemizi tarihiyle barıştıran projeleri hayata geçiriyoruz. Köklü geçmişi üzerinde yükselen, insanıyla mutlu ve gelişen bir ünye için çalışıyoruz. Başlıyor TV 52 ekranlarında. Sağlığa, estetiğe, güzelliğe dair her şey bu programda. Tepeden tırnağa güzelleşme tüyoları, en yeni estetik uygulamaları, uzman doktor tavsiyesiyle sihirli dokunuşlarda. Sihirli dokunuşlar her cumartesi pazar saat 11'de TV 52'de. Hadi şimdi kendinizi şımartma zamanı. Sevgili izleyiciler, Yeni Gün programı devam ediyor. Programın konuk köşesiyle ilgili olarak sevgili Erdoğan Erişen'i, 19 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Karadeniz Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı sevgili Erdoğan Erişen'i konuk alacağımızı söylemiş idik. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın Erişen, önce çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. Ben kutluyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Bize bu etkinliği anlatmanızı rica ediyorum. Ordular bu iki gün, üç gün, dört gün boyunca kimleri ağırlayacak? Burada ne yapılacak? Gelenler kim? Ve etkinlikle ilgili bize detay verirseniz biz de izleyicilerimize bunu anlatalım. Evet, teşekkür ediyorum size ve programa emeği geçenlere ve bizi izleyenlere tekrar günaydın diyorum. Evet, biz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak 3 ayda bir, zaman zaman 4 aya çıkıyor. Türkiye'nin bir vilayetinde 81 cemiyet başkanı, 8 federasyon başkanı bir araya gelerek hem Türk basının sorunlarını görüşüyoruz, hem mesleki konulardaki sıkıntılarıyla ilgili
arkadaşlarımızı dinliyoruz. Bu sıkıntılar açmak gerekirse işte basın kartları konusunda, basın ilan kurumu ile ilgili ilişkiler konusunda ve genel manada sorunlar konusunda. Biliyorsunuz Türkiye'de döviz artışından kaynaklanan özellikle yazılı basının sonrasında da sizlerin ciddi manada giderlerinin üstüne hiç taraf olmadığınız ve haksız bir yük geldi. Dolayısıyla bu toplantı bu açıdan da çok büyük önem taşıyor. Çünkü bu kriz sonrası ilk toplantımız bizim. Buraya yarından itibaren 8'i itibarıyla arkadaşlarımız geliyor. 81 ilden gazeteci cemiyet başkanları geliyor. 8 federasyon başkanı burada olacak. Bizim Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı sevgili Nuri Kolaylı ve yönetimi burada olacak. Bir bölümü eşleriyle birlikte geliyorlar. Dolayısıyla medya iş koluyla ilgili sorunları görüşmek üzere. Basın ilan kurumundaki bizim hem yönetim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Arslan hem de oradaki temsilcilerimiz geliyor. Anadolu basınını temsil eden temsilciler geliyor. İşte bizim onursal başkanımız halen Ankara Cemiyet Başkanlığı'nı sürdüren duayen gazeteci büyüğümüz Nazmi Bilgin geliyor. Medya Akademi'den ve değişik kollardan çok önemli kişileri burada ağırlayacağız. 8 ve 11 Kasım arasında 3 gece konaklayacaklar, 4 günü orada da geçirecekler. Biz ilk gün, 2 gün, 3 gün toplantılarla hem yerel basınla ilgili hem ordudaki hem bölgedeki hem de Türkiye'deki basınla ilgili sorunları görüşeceğiz. Bunlar masaya yatırılacak. Bu süre içinde son iki günü büyük bir anlamda ordunun tanıtımına ayırdık. Çünkü gelenlerin hepsi gazeteci olduğu için hepsi bir vilayette veya bir gazetede, televizyonda görev yaptıkları için buranın tanıtımına da ciddi önemli bir katkı sunacaklar. Dolayısıyla bu toplantı her şeyden önce Türk basını için ve ilimiz için çok önemli bir toplantı olarak görüyoruz. Evet. Tabii gelen meslekteki büyüklerimiz de kendi yörelerindeki gazetelerinde buradaki izlenimlerini, tabii, buradaki gördükleri manzaraları ya da güzellikleri eminim ki aktaracaklar, evet, gittiklerinde. Peki bir de ödül töreni olacak orada. Hı hı, hı. Şimdi şöyle şunu söylemek gerekir. Şimdi Türkiye'de basının genel manadaki sorunlarını tartışırken büyük bir fedakarlık sergileyen bu işin hem mutfağında çalışan hem arazisinde çalışan hem de özellikle sahipleri, kurucuları ciddi manada zorluklara göğüs geriyorlar. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani şimdi belki İstanbul, Ankara büyük şehirler için bugün sizlerin ödediği ücretler, işte gazetelerin aldığı resmi ilanlar çok büyük paralar değil. Çünkü onlar için reklamlar onların belki 20-30 katı. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yok. Aslında esas sıkıntı yerel basında. Burada. Çünkü hakikaten hem görsel hem yazılı hem işitsel medyaya getiren çok ciddi yükler var. Dolayısıyla bu toplantı bir anlamda bunların masaya yatırılması, daha sonra muhataplara iletilmesi konusunda hem çok önemli hem de biz de gittiğimiz illerde bu özveriyi gösteren arkadaşlarımızı ödüllendirmeyi, teşekkür etmeyi düşünen bir konfederasyon olarak burada da bizim geleneksel hale getirdiğimiz yılın medya ödülleri yarışması var. Burada da bu zamana kadar özellikle geçen yıl ödül vermediğimiz birçok arkadaşımızı değerlendirmeye soktuk. Onları başta ilimizde görev yapan hem meslektaşlarımıza hem bizim iş koluyla ilgili basın müdürlerine ve en son değerlendirmeyi de bizim federasyon çatısında altında yaparak belirledik. Bu arkadaşlarımızı da bu gecede ben o gecenin gala gecesi Cuma akşamı Radisson Boztepe Otel'de yapılacak. Orada hem protokolla hem 81 ilden gelen cemiyet başkanlarıyla bu arkadaşlarımızı bir kez daha teşekkür edip ödüllendireceğiz. En önemli kısmı da bence de bu toplantının zaten. Evet. Yaklaşık 30 yıldır meslektesiniz. Belki daha fazla eksik vardır. Biraz daha fazla. Evet, daha fazla. Ben kabaca 30 yıl dedim. Bu 30 yıl süreç içerisinde yerel basının bugün içinde bulunduğu durumu nasıl özetliyorsunuz? Şu anda
Türkiye'de gazeteci olmak da, televizyoncu olmak da zor. Hele yerelde bu daha zor. Zaman zaman kendi gazetenizde de haberleri ben de buradan okuyorum, sabahları Yeni Gün programında. Normalde de takip ediyorum zaten bütün yerel gazeteleri. Mesleğin zorluklarıyla ilgili biraz, gerçi sizi etkinlikle ilgili davet ettik ama mesleğin de zorluklarını bir kere daha hatırlatmak lazım insanlara. Evet tabii, yani zaten toplantının bir anlamı da bu. İnsanların bölgede yaşadıkları sıkıntıları da ele alıyoruz. Biz bu 17. toplantıyı yapıyoruz Ordu'da. Biz ilk toplantılarımızın tamamını Güneydoğu bölgelerinde yaptık. Mardin'de, Urfa'da, Ağrı'da. İlginçtir, Ağrı toplantısı öncesi bizim Ağrı Cemiyet Başkanı Alaaddin Arslan geldiğinde, burada tanışacaksınız, bize sürekli davet ederdi, illa gelin gelin falan diye toplantıya. Unutamayacağınız bir toplantı yaşatacağız size demişti. Gittik, gittiğimiz gün 15 Temmuz'du. Hepimiz, bütün gazeteci cemiyet başkanları bir oteldeyiz. O dediğimiz oldu. Hain darbe girişimi oldu ve bir otelin içinde bütün cemiyet başkanları, yazarlar, konfederasyon yönetimi. Herhalde en hareketli yer orası. Güvenlik, tabii hiçbir güvenlik olmadığı halde yalnız bırakıldık. Ama hakikaten unutulmayacak bir toplantı oldu. O darbe girişiminin hemen peşinden de biz de toplu olarak Ağrı Valiliği'nin önüne gitmiştik. Orada valiliğe toplanan halka destek vermek için öyle bir şey geçmişti. Dolayısıyla gittiğimiz yerlerde zaten bu sorunları, meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları masaya yatırıyoruz, dile getiriyoruz, rapor haline getiriyoruz. Şimdi burada öncelikli olarak şeyi söylemek gerekiyor. Toplantıyla ilgili her kesimden yoğun bir destek var organizeyle ilgili. Özellikle Ordu Valiliği'nin, Büyükşehir Belediye'mizin, Altınordu Belediye'mizin katkısı var. Sivil toplum örgütlerinin, meslektaşlarımızın, sizlerin en iyi şekilde hem ağırlanması yönünde hem toplantı sonrası buradan memnun şekilde ayrılıp iyi izlenimlerle gidip iyi izlenimleri Ordu ile ilgili kendi medya kuruluşlarında yayınlamalarıyla konuyla ilgili herkes seferberlik halinde. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Tabii biz de yönetim olarak arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla onları da ayırmadan kutluyorum. Şimdi Türkiye'de gazetecilik zor artık. Bu gazetecilik derken bütün alanı kapsıyorum. Şimdi İstanbul'da bir gazetede veya televizyonda çalışıyorsunuz, akşam haberlerine çıktınız, bir daire müdürü veya bir başkasıyla ilgili haber yaptınız. Sonra rahat akşam, rahat evinize gidiyorsunuz. Akşam arabaya biniyorsunuz, aynı otobüste belki yan yana oturuyorsunuz. Ne o sizi tanıyor, ne bu sizi tanıyor. Dolayısıyla küçük şehirlerde bunu yapmak çok zor. Doğru bir şekilde yapmak çok zor. İki şeyi ayırmak lazım. Türkiye'de sosyal medya bu şekilde kullanıldığı sürece bir medya aracı değildir. Çok tehlikeli bir hal almıştır. Dolayısıyla bu ikisini ayırmak gerekiyor. Biri mevcut kayıtlı medya, diğeri de hiçbir kaydı olmayan. Korsan yayın gibi. Hem korsan yayın hem yarın herkesi zan altında bırakabilecek çok tehlikeli bir dönüşüme haline geldi. Dolayısıyla bu dijitalleşme Türkiye'de ne yazık ki basının güvenilirliğinin tartışılmaz noktasına gelmiştir. Şimdi bizde de aynı şeyler yaşanıyor. İşte Ordu'da bu işi gerçek manada yapan kuruluşlar var. İşte bir de internet üzerinden adını medya, TV veya bir şekilde söyleyen kuruluşlar var. Bir kere her şeyden önce bunların kayıt altına alınması gerekiyor. Bizim basının sorunlarının temelinde yatan da bu aslında. Dolayısıyla şimdi siz eğer işte RTÜK'e bağlı televizyon, radyo, işte basın ilan kurumuna ve savcılığa bağlı gazeteler varken hiçbir kaydı olmadan, vergi kaydı, adresi olmadan bir yayınlara müsaade ederseniz yarın bugün yaşadığımız hem yerel yöneticiler, hem milletvekiller, hem üst yöneticilerin sadece elimizde değil başına gelen bu tür iftiralar veya başkası şeyler karşılarına çıkacaktır. Dolayısıyla öncelikle Türk basınının güvenilirliğinin yeniden kazanılması noktasında bu tür sitelerin bir an önce kapatılarak kayıt altına alıp bir yasal haline getirilmesi lazım. Bu aynı şekilde bizim sektör içinde, gazetecilik sektörü içinde farklı bir konum var. Bugün bir berber dükkanını istediğiniz gibi kalkıp bir dilekçeyle veya açamıyorsun. Ustalık belgesi istiyor, işte belli bir kursa gitmeniz gerekiyor, çırak olacak falan bilmem ne. Ama gazetecilik için bugün gidiyorsunuz savcılığa, bir dilekçe veriyorsunuz.
Ertesi gün yeri sormuyorlar size. Bir adres gösterin eve, bir gazete çıkarabiliyorsunuz. Ama bunu şimdi televizyon olarak bu kadar kolay değil, radyo olarak bu kadar kolay değil. Dolayısıyla öncelikle bunların hepsinin bir kontrol altına alınması gerekir. Biz burada da görüşeceğiz, sizler de tanık olacaksınız. Biz her şeyden önce konfederasyon olarak ve cemiyetler olarak Türkiye'de bir basınla ilgili oda kurulmasını istiyoruz. İşte Türkiye Odalar Birliği gibi, esnaf odaları gibi böyle bir. Bu kayıtsızlığı her şeyden önce yasal bir kayıt altına alacaktır. Bir boşluğu bu şekilde kapatmış olacağız. Dolayısıyla bundan sonra geldiğiniz noktada biraz teknik olarak rahatlamış olacak, yasal olarak yani. Ondan sonrasında da bizim mesleğimin yaşadığı en büyük sıkıntılarından birisi de kalite demeyelim de kalifiye eleman konusu. Bugün işte İŞKUR'la gerek KOSGEB'le destek veriliyor ama bu yetersiz. Şimdi siz gazete kağıdını %1 KDV ile alıyorsunuz. Reklam şeyine %18 kesiyorsunuz. Aynı şey bütün iş kolunda öyle. Dolayısıyla bir taraftan dördüncü kuvvet dediğiniz işte yargıyla yasamayla aynı şeye koyduğunuz bir gücü başka yollara sevk etmeye de teşvik ediyorsunuz. Sevk ediyorsunuz yani bir anlamda. Dolayısıyla bu giderlerin hepsinin bir kere yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bizim ana şeylerimizden, beklentilerimizden ve taleplerimizden birisi de bu. İşte büyük şehirler arasındaki ayrım adı büyük şehir değil, nüfusa göre yapılsın istiyoruz. İşte mesela televizyonlarla ilgili bir Samsun, bir Ordu eşit tutulmasını istiyoruz. Bir İstanbul eşit tutulmasını ucuna istiyoruz. Ucuna yayın yapan bir televizyon kanalı da TÜRSAT'a aynı tabii. Frekans birim için aylık o kadar dolar evet. veriyor. Biz de aynı parayı veriyoruz. Evet. Düşünsenize onun reklam bütçesi 500 milyon dolar. Hı hı. Biz 100 bin, 200 bin bandında dolaşıyoruz. İşte evet. başta dediğim gibi onun öyle bir kaygısı yok zaten. Sen frekans ücretini veya telif hakkı bilmem neyi ne yaparsan yap. Onun öyle bir kaygısı yok. İşte oradaki büyük gazetelerin de resmi ilan şu kadar gelmiş falan bir kaygısı yok. Çünkü onların dediğiniz gibi özel ilanlar geliyor. Sizin ücretsiz yayınladığınız, bizim ücretsiz yayınladığımız birçok kamu spotu için onlara dolaylı paralar ödeniyor. Dolayısıyla o manada mesela kamu spotlarının da ücretli hale getirilmesiyle ilgili taleplerimiz var. Şimdi sorunuza geldiğimiz zaman işin başı ekonomi, yerelde gazetecilik yapmak bu anlamda özellikle zor. Çünkü bu tür kurumlar rahat olmadığı için, teşvik edilmediği için işte ulusal basın deniyor adına. Biz yaygın basın diyoruz. Evet. Ulusal basın yerel basındır. Çünkü özverinin tamamı burada. Dolayısıyla İstanbul'da gazetecilik yapmakla Taşra'da gazetecilik yapmak arasındaki uçurum çok fazla. Hem ekonomik yönden hem de insani ilişkiler konusunda Ordu'da herkesi memnun etmeniz mümkün değil. Evet. Orada ilgilendirmiyor başkasını. Evet. Mesela yaygın basında çevreyle ilgili bir haber yaptığınızda kimse rahatsız olmuyor ama yerelde bunu yapmaya çalıştığınızda karşıdan geçen birisi bizim diyor falanca yerle ilgili böyle böyle yapmışsın diyerek başını sallayarak geçebiliyor. Ama mutlaka işte mesela onun da bahçesi var, fındığının sorununu da siz dile getiriyorsunuz. Aynen. Bugün ben şunu söylüyorum, daha önceki yönetimde söylemiştik yerel seçim öncesi, billboardları kullandığınız kadar gazeteleri, televizyonları, radyoları da kullanın diyoruz. İnternet sitelerini, kayıtlı internet sitelerini de kullanın diyoruz. Çünkü bugün burada yaptığınız bir yol hizmeti, su hizmeti veya bir başka hizmeti yarın ulusal basın dediğiniz yaygın basında görme şansınız yok. Yine burası size ulaştıracak. Sizin propaganda aracınız yerel basın. Dolayısıyla billboardlar çoğalırken biz istiyoruz ki işte gazetelerdeki, televizyonlardaki spotlar, ilanlar da çoğalsın. Oraya verdiğinin bir tanesini de buraya ver. Bunu özellikle istiyoruz. Çünkü kimse kusura bakmasın, biz eleştirdik geçmiş yönetimlere, dedik ki yani oraya billboardlara verdiğiniz ilanları billboard'a veriyorsunuz, haberleri bize gönderiyorsunuz. Yarın deriz ki biz de haberlerinizi de billboard'a gönderin. Dolayısıyla buradan o çağrıyı da yapmış olalım sizler aracılığıyla. Billboard'daki her ilanları biz yerel basınımızda da görmek istiyoruz. Evet. Yerel yöneticilerimize en azından seçim dönemi yaklaşmıştır. 4,5 yıl bu insanlar sizin her yaptığınız haberi, daha doğrusu
şöyle diyelim, birçok okur, birçok halk aldığımda diyor herkeste aynı haber var. Dolayısıyla niye aynı haber var? Kamunun bütün haberlerine yer veriyor bizim gazetelerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız, internet sitelerimiz. Hiçbir ücret talep etmeden. Ama siz eğer billboardlara bir ücreti karşılığı az da olsa reklam veriyorsanız aynısını yerel basına da verin. En azından bu şekilde vefa borcunuzun birazını da ödemiş olursunuz. Hiç destek vermiyorlar demiyorum ama yetersizdir. Ben de hep aynı şeyi savunuyorum Sayın Erişen. Yani buna sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de katarak söylüyorum. Ordu'da 150-200 tane STK olur. Belki sayı daha fazla olabilir ama eksik değil. Resmi bayramlar, dini bayramlar özür diyorum. Ve yılda işte yılbaşıdır, işte önemli günlerdir. 4-5 tane bu günlerde yıl içerisinde en az 10 ila 30 tane haberini yaptığımız bu arkadaşlarımızın yerel basının tamamına bütçe ayırmalarını beklediğimizi söylüyoruz. Çünkü yerel basın yaşar ise, bu çok seslilik olur ise sizlerin sesi duyuluyor. Bu konudaki tespitinize sonuna kadar katılıyorum ama mesela Samsun'daki gazetelerimiz 3000, 5000, 7000 tiraj yapıyor. Orada biz bunu yakalayamadık. Nasıl görüyorsunuz bunu? Şimdi şöyle, az önce dediğimiz gibi yani Ordu yeni büyük şehir olmuş bir vilayet. Yani aynı şeyi olma şansı yok. Ordu'da basının temelleri Ordu'da atılmıştır. Yani bunu açık yüreklikle söylemek istiyorum. Son yıllara kadar, son 10 yıla kadar Türkiye'nin önemli noktalarındaki yazarlar, gazeteciler Ordu'dan yetişmişti. Dolayısıyla burada öyle bir ekonomik getiri olmadığı için, sanayileşme olmadığı için birçok arkadaşımız büyük gazetelerde, daha önce bir de biliyorsunuz büyük gazetelerin buralarda büroları vardı. Bölge müdürlüklerine bağlı veya kaşeli çalışanlar, muhabirler vardı. Dolayısıyla şimdi onlar hepsi kapandı. Ajans muhabirleri çekiyor bütün yükü. Dolayısıyla Samsun'da siz bugün işte sanayinin Karadeniz'deki en gelişmiş vilayetidir Samsun. Samsun'da 3000 satan gazetemiz var. Yani doğrudur ama Trabzon'da yok mesela. Trabzonspor maçlarından sonra 1-2 bine tirajı çıkan gazetelerimiz var ya, ama orada da niye yok? Orada da sanayi beklenildiği gibi yok. Geçmişte insanlar, işte esnafların büyük bölümü gazete alırdı. İşte bir tane yaygın gazete alan öğretmen, esnaf bir tane yanında mahalli gazete mutlaka bulundururdu satın almasa bile. Dolayısıyla ekonominin en çok vurduğu kesimlerden biri basın sektörüdür Ordu'da. Bir de şöyle, şunu da kabul etmek lazım. Bizde sayı çok fazla. Sayının çoğalması artık rekabeti getirmiyor bu sektörde. Kaliteyi getirmiyor. Düşüyor. Niye düşüyor? Çünkü zaten az olan bir pastayı bölüyorsunuz. Dolayısıyla buradan kaliteli bir üretim de çıkaramazsınız. Arkadaşların hepsinin özverisine teşekkür ediyorum. Hepsi mutlaka emek harcıyorlar ama karşılığı bu değil. Bu şekilde yaparak da biz karşılığını alamayız. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani siz işte 8 sayfa gazeteyle, işte 12 sayfa gazeteyle bu kadar az personelle bu işi yapamazsınız. Ama bunun fazlasıyla da bu getiriyle ayakta duramazsınız. Bunu kabul etmek lazım. Samsun'da hiçbir zaman bir olma şansımız yok. Ha şunu açık yüreklilik söylüyorum. Sayı Ordu'da düşmeli. İşte başka illerde olduğu birleşir. Çünkü bu sayı ya böyle iyi niyetle düşecek ya bu ekonomik krizler çünkü artacaktır. Bakın dolar neredeyse 2 lira geri geliyor. Yani 1,5-1 lira geri geliyor. Kağıt fiyatlarında ne yazık ki hiçbir düşüş olmuyor. Dolayısıyla Samsun'daki bu şeyin temelleri çok önceden atılmıştır. Samsun'daki en iyi gazetecilerin yöneticileri Ordulu'dur. Ordulu arkadaşlarımız vardır. Dolayısıyla buradan aynı işi yapamayan arkadaşlarımızın birçoğu aralarda yetişmiştir. İnşallah biz de Samsun'un seviyesinde satış olarak yoksak bile bütün arkadaşlarımız, oradaki arkadaşlarımızla da aynı eşit ölçüde mesleki tecrübeye sahip. Sabahları tabii tüm Ordu'da çıkan gazeteleri 2 aydır, 2,5 aydır aktarmaya çalışıyoruz. Daha önceden de sevgili Ümit ve Meltem okuyorlardı. Diğer televizyon kanalımızda mahalli gazetelere yer veriyor. Mümkün olduğunca hepsini okumaya çalışıyoruz. Bu aralar oradaki tüm basında çıkan ortak bir konu var. Bir daire müdürü ile ilgili yapılan bir haber var. Uh-huh.
Dönem dönem olur böyle. Ordunun işte bu son 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık geriye gittiğimizde eğer bir kurumdan bu kadar çok ses geliyorsa ve çok sıkıntı geliyorsa ki burası da aslında böyle hani insanlar zaman zaman şöyle diyorlar. Burada çok ihale oluyor. İşte ihale yapıldığı için ihale alan ya da alamayan firmalar sizler üzerinden hesaplarını görmeye çalışıyorlar. Buna hiç katılmadığım gibi tam tersi. Bir kurumda bu kadar çok sıkıntı var ise mutlaka burada bir şey vardır diyerek soruyorum. Nasıl görüyorsunuz bu Sağlık Müdürlüğü'ndeki son dönemdeki bu haber furyasını? Şimdi şöyle, aslında sorunun cevabı da sizde. Yani Ordu'da belki 30 tane daire müdürü var. Son bir yıldır diyelim özellikle dediğiniz gibi Sağlık Müdürlüğü ile ilgili çok haber çıkıyor. İki şeyi herkesin kabul etmesi lazım. Bir sağlık, bir eğitim. Bunlar halkla tamamen dolaylı olarak ilgili şeylerdir. Hele de sağlık. Buradaki her yaşanan sıkıntı bir haberdir. Siz şimdi öyle doktorlar getirmişsiniz ki Ordu'da hakikaten öyle hekim arkadaşlarımız var. Aşağıya doğru indiğinizde hemşiresinden memuruna kadar büyük bir özveriyle çalışan çok büyük bir kitle var. Bu kitleyi iyi yönetmek zorundasınız. Çünkü bu kitle sizin sağlığınızla doğrudan ilgilendiği için bu kitleyle ilgili yapılan hiçbir haberden kimsenin alınmaması gerekiyor bence, birincisi. İkincisi, mutlaka irdelenmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi yani orada başka daire müdürü mü yok? Niye hep buradan çıkıyor? Evet, ihalenin çok olduğu şeyler olabilir ama bakın mesela birçok gazetelerde çıktı, sizlerde, bizlerde de çıktı. Adam kanser hastası, gidecek tedavisi, belki ilacı değişecek, tahlilini bulamıyor doktor. Doktor orada veya hasta gidip sağlık müdürü veya bu işin ilgilisiyle değil, doktorla muhatap oluyor. Adam raporunu bulamıyor. Doktor rapor yazıyor, hasta raporunu alamıyor. Birçok insanın maaşı kesildi aldığı sosyal yardım maaşları. Dolayısıyla çalışmayan bir sistem var. Yetmeyen bir fiziki mekan var. Madem bu kadar ihale yapıyorsun, en azından bununla ilgili şikayet gelmemesi gerekiyor. Bakın işte o bilgi sistemiyle ilgili en çok gelen şikayetler, insanların hani bilgilerine ulaşamıyor doktorlar, işlem yapılamıyor, gelen hastalara gidin yarın gelin diye anonslar yapılıyor. Bu kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Dolayısıyla bence bu haberlerin artık kere durması gerekiyor ama bunun dışında da burayla ilgili çok ciddi bir yaptırım gerekiyor bence. Çünkü öyle gözüküyor ki herkesin konuştuğu, yazdığı bir yerde bir sorun artık var olduğu gözüküyor. Bugün meclis gündemine geldi. İşte yaygın televizyonlarda, gazetelerde çıkıyor. Kardeşim biri de demeli yani. Ve hala buraya işte Sağlık Bakanlığı müfettiş göndermiş midir, göndermemiş midir, ne kadarı doğrudur? Ne yazık ki bununla ilgili bir açıklama olmaması da insanları sağlık gibi önemli bir konuda tereddütü yaşar hale getirmiştir. Bence iyi çalışmayan bir kurum olduğu kamuoyunda iyi işlerle değil bu tür şeylerle gündemine gelmesinden bellidir. Ama şunu özellikle ayırmak istiyorum. Sağlıkta bir yönetim sıkıntısı vardır. Aşağıda çok özverili çalışan bir kadro vardır. Bütün bu yaşanan sıkıntılara rağmen o özverili insanları da kutlamak gerekiyor. Ve bir an önce burandaki bu yönetimsel boşluk ve sıkıntı da araştırılıp giderilmelidir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Erişen, son olarak hafta sonu yarından itibaren Perşembe, Cuma 3 gün boyunca cumartesini de katıyoruz. Ordu'da 81 ilin cemiyet başkanlarını, konfederasyon başkanlarını ağırlayacaksınız. Size kolay gelsin diyoruz ama cuma günü biz de yayınımızı, evet, sizin bu etkinliği yaptığınız tesisten gerçekleştireceğiz. En son olarak gazetecilere, meslektaşlarımıza, civar ilçelerdeki meslektaşlarımıza ve ordulara neler söyleyeceksiniz? Öncelikle başta da söylediğim gibi bu organizenin gerçekleşmesi konusunda Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Altınordu Belediye Başkanımıza, özellikle bu kurumlardaki basın müdürlerimize, bizimle direkt ilgili oldukları için, bu işin arazisinde bizimle birlikte çalıştıkları için
Teşekkür ediyorum. Evet, büyük bir organizasyon. Bizim sorunlarımızın tartılmışılmasının yanı sıra şehrimizin, yani geleceğini turizmde gören şehrimizin tanıtılması konusunda da önemli bir etkinlik olacaktır bu. Bize bu konuda destek veren meslektaşlarımız ve sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarına teşekkür ederken, bu etkinliklerimizin hemen özetinde Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi'nde briefing var saat 5 gibi. Orada yine briefing sonrası fuaye alanın içinde bir ordu müzikleri eşliğinde yemek olacak. Bunların peşinde Cuma günü protokol ziyaretleriyle bazı sanayi kuruluşlarının ziyaretleri olacak. Cumartesi günü esas konuların gündeme yatırılacağı sektörle ilgili sabah erken saatte başlayıp öğle bir saatlerinde falan tamamlanacak 4-5 saatlik bir başkanlar kurulumuz yapılacak. Onun peşinden de bu toplantılar yapılırken diğer konuklarımız şehri gezmeye devam edecek. Peşinden de Ünye ve Fatsa'ya hareket edeceğiz. Orada arkadaşlarımıza Ünye ve Fatsa'nın doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini göstereceğiz. Akşam yine burada yemekte hem buradaki meslektaşlarımızla, hem protokolla, hem sivil toplum örgütleriyle, hem de konuklarımızla birlikte olacağız. Pazar sabahı da erkenden bütün arkadaşlarımızı Ulugöl'e götüreceğiz foto safari için. Evet. Bu da finali olacak. Bu etkinliğin ardından da konuklarımız buradan ayrılacak. Ben her şeyden önce sizler aracılığıyla sizleri ve tüm meslektaşlarımızı bu etkinliklerimize davet ediyoruz. Davetli olduklarını, ev sahipliği olduklarını, davet beklemeden de katılabileceklerini belirtiyoruz. Çünkü biz bu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun bir başkanlar kurulu toplantısı. Biz sadece bunun sekreteryasını yapıyoruz cemiyet olarak. Aynı şekilde valiliğimiz, belediyelerimizde. Dolayısıyla biz bu şeyin bir ev sahibiyiz. Tüm meslektaşlarımızı ayırmadan, adımız ne olursa olsun. Dolayısıyla o arkadaşlarımızı buradan, onların, yani şunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu sorunların çözülmesi sadece benim bir iki kuruluşun sorunu çözülmüyor. Dolayısıyla tüm Türkiye'deki mesleki birimlerin sorunların çözülmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla biz hem tüm arkadaşlarımızı davet ediyoruz, hem de bu etkinliğin hem Türk basınına hem de şehrimize katkı sunacağını, önemli bir şekilde sonuçlanacağını, sonuç bildirgesinden de yayınlandıktan sonra göreceğiz. Bu vesileyle hem gelenlere hoş geldiniz diyoruz, hem de bu etkinliğimize meslektaşlarımızı ve tüm sivil toplum örgütlerimizi de davet etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Cuma sabahı inşallah özel yayında yine sizlerle birlikte olacağız. Arkadaşlarımızı, misafirlerimizi ağırlayacağız. Sevgili izleyiciler, yaklaşan yerel seçimler yine memleketin, şehrin gündemi. Partiler temayillerine başladılar. AK Parti'de de temayil yoklaması pazartesi gününden itibaren başladı. Şimdi konuyla ilgili haberimize bir göz atalım. Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçim öncesi adaylarını önce internet ortamında yarıştıracak. AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 18 Kasım'da tüm Türkiye'de internet üzerinden temayül yoklaması yapılacağını açıkladı. Biz ön başvuru alıyoruz önce. İnsanlar evinden, iş yerinden, başka bir yerden, internetin olduğu her yerden belgelerini eklemek suretiyle sisteme giriş yapıyorlar. Ama ön başvuru demek bütün belgelerin tamamlamış demektir. Aidatını yatırmış, eklemesi gereken bütün belgeleri eklemiş, sistem de bunu kabul etmiş. Ama o sistem kabul ettikten sonra ilgili teşkilat başkanına gidip oradan bu bilgilere dayalı olarak çıkartılacak olan müracaat formunu ıslak imzayla imzalayıp teslim etmesi gerekiyor ki müracaat da kesinleşsin. Ali İhsan Yavuz aday adaylığı süreciyle ilgili de değerlendirmeler yaparken e-başvuru yöntemini kullanacaklarını ve anlık olarak tüm müracaatların görülebileceğini duyurduklarını söyledi. Şimdi bu sefer müracaat alma şekli de bir ilk açıkçası. Çünkü her seferinde biz bundan önceki yıllarda bir aday formu vardı. Aday formunu doldurmak suretiyle gelip başvurusunu yapıyordu. Ve buraya geldiğinde eksik belgeler oluyordu. Yer yer sonra tamamlamak üzere biz kayıt geçiyorduk. Bir sürü aksaklıklar yaşanabiliyordu. Ama bu sefer önce belgelerini tamamlıyor, sistemden giriş yapıyor. Sonra aday formunu ilgili teşkilatta imzalıyor. Onun için sisteme giren her
kesin bilgisi eksiksiz bir şekilde girmiş oluyor. Çünkü sistem herhangi bir eksikliği bile kabul etmiyor. Bu bize ne sağlayacak? Daha sonraki günlerde bir kere hiçbir şekilde işte o belge eksikti, bu belge eksikti diye bir problem yaşamayacağız. Yine bu bize ne sağlayacak? Klasörler taşınmayacak, hiçbir şey sağdan sola gitmeyecek. Her şey sistemin içinde olacak ve böylece bir kağıt israfı da söz konusu olmayacak. Tıpkı bunun gibi pazar günü, ondan sonraki pazar günü yani 18 Kasım'da e-temayil yapıyoruz inşallah. Teşkilat temayil yoklamasını e-temayil şekline dönüştürerek icra edeceğiz. O gün bütün Türkiye'de saat 10 ile 16 arasında temayil yoklamasını gerçekleştireceğiz. Ve saat 16'da sistemi kapatır kapatmaz anlık olarak bütün sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne düşecek. Ve adeta sistem oy kullanırken sayımını ve analizlerini gerçekleştirecek. Hiçbir şekilde oy torbaları söz konusu olmayacak, kağıt çıktısı söz konusu olmayacak. Yüzlerce kişi sayımda görev alıyordu, onlar olmayacak. Doğru sayıldı, yanlış sayıldı, sayıldı, sayılmadı gibi bir takım söylemler söz konusu oluyordu. Elbette bu böyle değil, çok titiz sayıyorduk, çok değerli toplu bir çalışma sonucunda bunları belirliyorduk ve raptu zapt altına alıyorduk. Ama insan bu düşünebilir. Şimdi bütün bunlar olmayacak. Oyunu kullanan herkes bilecek ki sistem kendisi sayıyor bunları. Sevgili izleyiciler, bir izleyicimiz WhatsApp ihbar hattına şöyle bir not göndermiş. Murt meyvesi yediniz mi diye, murt meyvesi nedir diye bir soru sormuş. Cevabını da yazarsa teşekkür ederiz. Murt meyvesi yemedik sevgili izleyicimize söyleyelim. Ve Hasankara Mustafaoğlu, sevgili Çiçek, bu heyelanı 2 yıl önce Topluca Mahallesi'ndeki heyelan haberimizle ilgili bir not göndermiş. Bu heyelanı 2 yıl önce belediye meclis gündemine getirdiğimizde dönemin belediye başkanı, ulaşım daire başkanları açıklama yapmasını istemişti. Çok yüksek maliyeti olduğu için böyle bir bütçelerin olmadığı söylenmişti. Bu köyün milletvekili Metin Gündoğdu'ya da çağrıda bulunduğumuzda sizde para çok şeklindeki serzeniştimize sayın dönemin belediye başkanı ve Metin Gündoğdu konuyu maalesef geçiştirmişlerdi. Şimdi yaşanan durumu da görünce üzüldük diye bir tespitini bizimle birlikte paylaşmış. Hemen bunu da söylemek istiyoruz. İlginç bir haber var sırada. Hani günün bu saatinde sizleri tebessüm ettirecek bir haber. Sevgili baylar, evli beyefendiler, eve eşinizden habersiz erkek misafir yedirirseniz vay halinize. Kadınların tepkisini çeken olay Sinop'ta yaşandı. Kocası kendisinden habersiz erkek arkadaşlarını eve getiren kadın boşanma davası açtı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan ilginç boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları ekledi. Eviniz lokanta, eşiniz de o lokantanın aşçısı değildir dedi. Akşam yemeğine eşten habersiz davet edilen misafirler yuva yıktı. Yemeğe tabii ki davet edersin, yerine göre davet edersin ama yerine göre. Anladın mı? Bir arkadaşların gelir, eşin dostun gelir, misafirin gelir, bulur. Yani haber ama vermeden etmiyorsunuz. Tabii ki. Hanım olmadan her şey şey olur mu ya? Evlilik davetsiz misafirler yüzünden önce çatırdamaya başladı. Tabii ki yanlış bir durum. Bayan haklı burada. Hiçbir şey olmaz, arkadaşıdır, gelebilir. Yani herkes sizden habersiz çağıracak. Çağırmayacağını bildiğim için böyle konuşuyorum. Çağırmaz kesinlikle. Kadın konuştu ama adamın yanıtı fiziksel şiddet oldu. Ya bence çok yanlış. Hani eşler birbirine iletişime geçip hani sormalı, danışmalı yani diye düşünüyorum. Olay sonunda mahkemeye taşındı. Hakim tek celsede evliliğe nokta koydu. Eşinden habersiz eve erkek arkadaş getiren koca karara itiraz etti. Ama Yargıtay mahkemenin kararını onadı. Kocaya da adeta evlilik dersi verdi. Kadın haklı bence. Evet, aman dikkat beyler. Bundan sonra eşinize sormadan eve misafir, hele erkek misafir hiç çağırmayın. Yemeği hiç çağırmayın. Eviniz lokanta, eşiniz de ahçı değil. Olcay'la Sefat burada tebessüm ettiler. Yukarıdaki arkadaşlarımızdan da aynı tebessümü hissediyorum. Dikkatli olacağız. Bakın şimdi karşımızda, evet, eşlerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz, onlar kutsallar. Emekçi bir kadının haberi.
Nurten Hanım'ın haberi geliyor. Nurten Hanım 3 çocukla birlikte üretime tek başına katkıda bulunuyor. Haberimizi izleyelim. Bir bayan olarak kendi emeğimi halkımıza sunmuş oluyorum. O 3 çocuk annesi ama asla durmuyor. Çalışma hayatında üretici olarak yaşamını sürdürüyor. Evet, Gölköylü Nurten Çevik'ten bahsediyoruz. 4 tane, 5 tane olan köpüğü bir araya getirerek bağ haline getiriyoruz. Nurten Hanım TV52 bahçesinin kapılarını açtı. O sihirli parmaklarıyla toprağı işleyen Nurten Hanım var yanımızda. Nurten Hanım merhaba. Merhabalar. Öğretmenliği bırakıp çiftçiliği tercih ettiğini belirten Çevik, itinayla toprağına ektiği sebzeleri TV52 ile paylaştı. Gördüğünüz gibi pancarlarımız var, soğanlarımız var, maydanoz türü şeyler, marul yetiştiriyoruz. Pancardan şalgama, biberden soğana, maruldan maydanoza, kabaktan patlıcana varana kadar çoğu sebzeyi bahçesine eken Çevik, sebzelerin organik olduğunu vurguladı. Organiktir. Kesinlikle herhangi bir katkısı yoktur veya gübre kullanılmamıştır. Sadece kemre denen olayımızla ben bunları yetiştiriyorum. Hayvan gübresiyle yetiştiriyorum. Yaşadığı hayattan oldukça memnun olduğunu belirten Çevik, tüm kadınları da üretim hayatına davet etti. Kimseye muhtaç değilim. Kendi en önemlisi de kendi patronum kendim olduğum için her şeyime kendim karar veriyorum. Onun için hiçbir zorluğu yok benim için. Her bayana da tavsiye ederim. Toprağımızdan soğanlarımızı söktük. Şimdi Nurten Hanım'la birlikte soğanları temizleyip bağlayacağız. Bu süreci bir de ondan dinleyelim. Soğanlarımızı söktük, ayrı ayrı diziyoruz. Daha sonra da soğanlarımızı ilk önce başlarını keserek şu gördüğümüz kızar tozu dediğimiz şeyle temizliyoruz. Tane tane. İlk önce elimizde maket bıçağıyla şu şekilde bir temizleme yöntemimiz var. Biraz zor. Her insan için belki şey olabilir, zahmetli olabilir ama biz alıştığımız için daha bizim için sorun olmuyor. Özellikle ben alıştığım için diyelim. Soğanları satımı için hazır eden Çevik, aynı zamanda hem şehir içi hem de şehir dışı araç kullanımını da kendisi yapıyor. Kendi şoförlüğümü kendim yapıyorum. Çalıştığım işte. Çevik aynı zamanda ordunun köylülerinden aldığı kivi ve mandalinaların satışını da gittiği pazarlarda yapıyor. Evet, biz de böyle takıldık kaldık. Nurten Hanım'a teşekkür ediyoruz emeği ve katkılarından dolayı. Bu anlamda da kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almaları gerektiğini düşünüyoruz. Ama haberin sonunda sevgili Büşra, mandalini soymuş. Orada ne demek? Nasıl bir mesaj verdi? Anlayamadık. İşin esprisi bir yana, haber merkezindeki genç arkadaşlarımızı, genç muhabir arkadaşlarımızı kutluyoruz. Başarılı ve kaliteli haberlerinden dolayı TV52 haber farkını göstermeye devam ediyor. Sevgili izleyiciler, şimdi yine sizi ordunun en güzel yörelerinden bir tanesi olan Perşembe'ye götüreceğiz. Perşembe hakikaten eşsiz doğasıyla, sakinliğiyle, insanlarıyla, insanların güler yüzüyle, o güzel dokusuyla çok güzel bir yer. Ama bu aralar biraz Perşembeliler rahatsızlar. Neden rahatsızlar? Eskiyen su borularından fazlasıyla rahatsızlar ve yetkililer de bir türlü çözüm bulamıyor diyorlar. Borular eski boru. Bu 20-30 senelik boru abi, borular. Ordu'nun Perşembe ilçesi Kaleyaka Mahallesi Yumrutaş Tümgeneral Emin Ersan Caddesi'nde yer yer patlayan su borularından mahalle halkı şikayetçi. Mahalle muhtarına ve OSKİ'ye şikayette bulunduklarını söyleyen vatandaşlar boruların 3 aydır bu halde olduğunu ve kurumların ilgilenmediklerini belirttiler. Biz söylüyoruz, devamlı söylüyoruz ama bunları göz ardı yapıyorlar. Bunları yapmıyorlar. OSKİ'ye gidiyoruz, söylüyoruz. Teşekkür geliyor bize ama yapılan bir şey yok. Çok zayıf çalışıyorlar. Uçan boru patlaklarından çıkan sular sebebiyle yol asfaltının da yapılamadığını vurguladı. Su aktığı için asfalt yapılmıyor yola. Su akıyor, asfaltı bozar diyen gelmiyor.
asfalt yapmaya da gelmiyorlar buraya yola. 3 ay oldu. Başvurduk. Ankara'ya bile şey yazdık bunları. Çocuklar telefona şey atmış. Bunları çekmiş atmışlar. Hiç kine gelen giden yok. 3 aydır çok fazla suyun bu şekilde heba olduğunu, internet ve telefon aracılığıyla sorunlarını Ankara'ya da bildirdiklerini belirten vatandaşlar yol için acil çözüm bekliyor. Bakın Mersin'de yaşayan eğitimci bir kardeşimiz sevgili Bülent Yahya Gürsoy. Biraz önce murt meyvesiyle ilgili soruyu yazan da kendisiydi sanırsam. Murt hiç yediniz mi? Murt meyvesi nedir? Yemek ister misiniz demiş. Buradaki arkadaşlarımız da meyvenin olduğunu baktılar, bakıyorlar. Tabii ki merak etmiştik. Mersin'e has bir meyve olduğunu, şeker hastalığına, bağırsağa, mideye ve cilde iyi geldiğini söylüyor ve 19 Kasım'da Ordu'ya geldiğimde size getireceğim demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Bülent Yahya Gürsoy'a. Taflan nedir bilir misiniz diye bir soralım. O da birçok sağlıkla ilgili hastalığa iyi geliyor. Evet, kent estetiğiyle ilgili tüm güzel çalışmalara eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yanlışları da söylemek boynumuzun borcu. Şimdi kent estetiğiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin ve Altınordu Belediyesi'nin yaptığı güzel çalışmaları ekrana getireceğiz. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki cadde ve bulvarlarda devam eden kaldırım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, muhtelif caddelerde kaldırım yapım işi kapsamında Altınordu ilçesinde 12.500 metrekare beton plak taş, 13.500 metrekare granit plak taşla kaldırım yenilemesi yapılacağını ifade ederek yapılan yatırımla birlikte cadde ve sokakların konforlu ve güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi. Proje kapsamında toplam 8.700 metre kaldırım yapılacağını belirten Engin Tekintaş, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını aktardı. Millet adına yürüttüğümüz bu hizmetleri milletin yaşayacağı, huzur bulacağı bir kente dönüştürmek, bir şehre dönüştürmek. Onun için üzerimize düşen sorumluluğun ne olduğunu da farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Başkan Tekintaş, daha yaşanılabilir bir kent inşa etmek için devamlı çalıştıklarını kaydetti. Bize düşen insan olarak verilen süre içerisinde, verilen sorumluluk çerçevesinde millet adına yürüttüğümüz bu hizmetleri milletin yaşayacağı, huzur bulacağı bir kente dönüştürmek, bir şehre dönüştürmek. Onun için üzerimize düşen sorumluluğun ne olduğunu da farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, şehir hastaneleri şehrin gündeminden bir türlü düşmüyor. İşte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Servet Şahin de konuyla ilgili tespitlerini TV52 Haber'e paylaştı. Ordu gündeminin önemli başlıklarından biri olan şehir hastaneleri konusuyla ilgili Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin açıklama yaptı. Ordu'nun tıp fakültesi olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan OTSA Başkanı Servet Şahin, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin TUS'ta Türkiye birincileri olduğuna dikkat çekti. Ordu'nun tıp fakültesi yok. Tıp fakültesi hastanesi yok. Tıp fakültemiz var, çok başarılı. TUS imtihanlarında Türkiye birincisi olmuş bir tıp fakültemiz var. Ama hastanesi yok. Ordu Devlet Hastanesi'nin Türkiye'nin en iyi kardiyoloji ve nöroloji servislerine sahip olduğunu söyleyen Başkan Servet Şahin, yatak sayısının olması gerekenden daha az miktarda bulunduğunu aktardı. Ordu Devlet Hastanesi Türkiye'nin en iyi kardiyoloji ve nöroloji servislerine sahip. Yatak sayısı olması gerekenin yarısı kadar. Devlet hastanesinin yatak sayısının güçlendirilmesi lazım. Şu andaki mevcut yatağa en az 455 yatak daha ilave edilmesi lazım. Başkan Şahin, devlet hastanesinin güçlendirilip ardından tıp fakültesi hastanesi açıldıktan sonra şehir hastanelerinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Devlet hastanesi güçlendirilip tıp fakültesi hastanesi açıldıktan sonra şehir hastaneleri bundan sonra düşünülebilir. Açılabilir mi? Açılabilir. Ama öncelikle tıp fakültemizin hastanesi ve devlet hastanemizin güçlendirmesi gerekir. Bundan sonra şehir hastanesi çünkü özel hastaneler gibi bir olay. Son olarak Ordu'nun şehir hastanesini kaldırabilme kapasitesi hakkında konuşan Servet Şahin, şu anda şehir hastanesine çok da ihtiyacın olmadığını söyledi.
Onun açılmasıyla ordunun kapasitesi kaldırır mı? Onu artık siyasiler düşünürler. Orada fazla üye ve orada 5 tane devlet, özel hastane var. Onların da çıkmaza girmesi demektir. Şu anda benim görüşüm, şu anda çok da ihtiyacımız yok. Vallahi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı böyle diyor. Diyor ki şu anda şehir hastanesiyle ilgili vatandaşın karşısına gelmeyin. Önceliğimiz tıp fakültesi hastanesi diyor Sayın Servet Şahin. Evet, Yeni Gün programı 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte oldu. Konularımız konuklarımızla birlikte. Ana kumanda masasında sevgili Sefat Yılmaz ve kameraman arkadaşım Olcay Ongun'la birlikte sizlere günün getirdiği dünden kalan haberleri aktarmaya çalıştık. Yarın sabah saatler 7.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Lütfen kimselere randevu vermeyiniz diyor. Yeni günün hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirmesi dilek ve temennisiyle bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın. TV52'de kalın. Yüreğime düşürdüğün ateşle yanarken, aşkından böyle deli divane olurken, düşlerimde bile senin sevdanla gezerken, ardına bakmadan git, yakışır sana. Düşündükçe seni içim ısınırken, sensiz yeni bir gün ağrırken, benim sevgim gözlerinden güç alırken, başını çevirip git, hadi, yakışır sana. Sevdanla adım mecnun deli olurken, dudaklarım duygu dolu söz bulurken, sevda yolunda yalın ayak yürürken, sen dikenleri ser, kanat, yakışır sana. Felek her gün başka başka vururken, yalanlarına bin kere kanarken, düşüncelerim darmadağın olurken, ihanet şarkıları söylesen, yakışır sana. Çiçek çiçek açarken bendeki sevgin, hüzün verirken albümdeki resmin, yüreğimi titretiyorken senin ismin, kapında kul et beni, yakışır sana. Duygularım anılarla yas tutarken, umutsuzluk kollarımı bağlarken, hasretin hep yüreğimi dağlarken, böyle zamansız terk et beni, yakışır sana.